Muhterem arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hem şu anda canlı yayını dinleyen arkadaşlar hem de YouTube kanalından takip eden arkadaşlar için hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar, meslek tanıtım seminerlerimize bugün de devam ediyoruz. Daha önce bu konuyla ilgili bir canlı yayınımız, seminerimiz olmuştu. Zelzorge manevi bakımla ilgili. Bugün hem ona takviyeler olacak, hem de yeni bilgiler ihtiva eden bir seminerimiz olacak. Fakat seminere geçmeden önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu yayın kaydediliyor ve bir yerde yayınlanacak. Bundan dolayı ekran görüntülerinizi kapatabilirsiniz. Bunu özellikle rica ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Süleyman Kutsi Bey. Muhterem Süleyman Kutsi Bey. Kendileri de uzun yıllardan beri Almanya'da ikamet ediyorlar. Pek çok alanda çalışmaları var. Aynı zamanda bugünkü seminerimize mevzu olan Zelzorge manevi bakımı da bizzat yapan bir büyüğümüz. Biz kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Yusuf Bey. Hayırlı akşamlar. Evet. Öncelikle daha önce de biz böyle bir yayını yapmıştık biliyorsunuz sizlerle. Ama ilk defa katılan ve yenice bu konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Zelzorge hakkında biraz malumat verebilir misiniz acaba? Tabii memnuniyetle. Sadece biraz yüzümde bir düşkünlük var. Kusura bakmasın arkadaşlar. 30 yıldır Almanya'da beraber olduğumuz Halil Şimşek hocamız şu anda biz beraber Allah beraber olmayı nasip etti. O da ilahiyatçıdır. Ve manevi rehberlik konusunda da hem bizzat yapmış da birisi kendisi de. Ama tabii erenamtlık, gönüllü olarak. Halil hocamın şu andaki durumu yani ailesi başucunda. Tabii ben de vazifemi ister istemez hiç beklemediğim bir anda olduğu için yüzüm düşük, aklımı veremeyebiliyorum. Yani hatta aramızda 2-3 saat mesafe var. Çünkü bu Zelzorge'nin görevlerinden bir tanesi de bu. Yani son anlarını yaşayacak insanların ailesi, kendisi onların yanında bulunmak. Biraz sonra izah edeceğim. Tabii bu birinci derecede yakınız. Benim manevi anne baba yerinde gördüklerimden birisi. Almanya'daki çoğu ilahiyatçılar da bilir. Ve Almanya'daki Hizmet Hareketi'nin ilk 1991'den itibaren hizmetlerinin hepsinde hem nasih hem de Hizmet Hareketi'nin gönüllü büyüğü. Bizim tabirimizde abi konumunda olan ilahiyatçı bir abimiz. Dua etmemiz lazım, edelim inşallah. Cenab-ı Hak böyle takdir buyurmuş ama bunu şundan izah ediyorum. Yani başka bir program olsaydı kesinlikle arkadaşlardan özür dileyip programı iptal edelim. Çünkü yola çıkma ihtimalim de olabilir diye. Ama sonra düşündüm, son vazifemi cenaze namazına katılabilirim belki. Çünkü doktorların dediğine göre akciğeri iflas etmiş, karaciğeri pardon. Sonuçta ben eğer konuşmalarım esnasında biraz yüzüm düşük, gayri ihtiyari donuk olursam kusuruma bakmayın. Rabbim inşallah hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatta devam ediyor tabii. Çok ilginç. Biz bir tarafta şimdi manevi rehberlik konusunu ki özellikle şu anda hastanelerde bu manevi rehberliğin, Zelzorge'nin yani manevi bakımın özellikle son anlardaki tıp dilinde palyatif veya hospis diye söylenen bu tabirlere de arkadaşlar alışmaları lazım. Yani ben Almancalarını veya günlük hayatta kullanılanı bahsedebilirim. Yani genelde hospis diye yazılır Z ile ve İngilizce'de de geçiyor. İşte palyatif olduğu zaman da artık hastanın bütün evreleri geçmiş, en son devreye gelmiş. Bundan sonra normal ne diyelim? Diğer yaşam için, ahiret yaşamı için yanında bulunanlar, diğer insanlar ne yapabilir? Bu işin tabii Zelzorge mesleğini bunu bir yaşam tarzı olarak belirlemiş kişiler biraz daha tekniklerini öğrenerek biraz daha farklı uyguluyorlar. Sorunuz Zelzorge ilk defa programa katılanlar için esasında bildikleri bir tabir belki ama Türkiye'den ve Amerika'dan bu programda bu farklılığı ortaya koymak için hem iş dünyası ile ilgili direkt çalışma hayatıyla ilgili konuyu bahsetmemiz gerekiyor hem de ayrıldığını söylememiz gerekiyor. Esasında Seelsorge demek, Z ile Almanca'da ruhla ilgili, maneviyatla ilgili kısım direkt ruh esasında. Ama Seel tabirini duydukları zaman hangi meslek branşından bizi şu anda takip eden olursa olsun işin ruhla ilgili, maneviyatla ilgili, spiritualiteyle ilgili olduğunu bilmeleri lazım. Türkiye'de ilahiyat mezunları ve ilahiyat fakültelerinde
Manevi rehberlik ve danışmanlık diye bir ders var. Bununla kesiştiği noktalar var ama temelde uygulanış olarak Almanya'da, daha doğrusu Avrupa'da ve Amerika, Kanada gibi İngilizce konuşulan Amerika, Kanada eksenli ülkelerde biraz farklı. Türkiye'deki manevi rehberlik ve danışmanlık, şimdi bu programa katılanların çoğu genelde Türkiye'den buraya gelmiş. Özellikle bu bir son 5 yılda buraya gelmiş. Genelde de katılanların çoğu ilahiyat, bu çünkü dini adamları veya dini eğitim almış din görevlileri yapar, vaizler yapar, imamlar, yani dini eğitim almışlar yapar olarak biliniyor. Bir bakıma doğru ama eksik. Ben de ilk manevi rehberlik demeyeyim de Seelsorge seminerine katıldığımda ben de öyle zannettim. Program ilerledikçe açıklanacak. Biraz daha toparlayayım. Seelsorge eşittir manevi bakım. Ama nasıl bir manevi bakım? İçinde psikolojiden, insan bilimi, antropolojiden, toplum bilimi, sosyolojiden, terapi uygulanması ve ruha hitap eden psikolojiden, muhakkak farklı terapi yollarından, ahlaktan ve hangi dine mensup insan yapıyorsa, Hristiyan, Yahudi, Budist, her dinde veya her inanışta, din derken de Avrupa'da da ilahi eksenli dinler, ilahi eksen dışında olan, ilahi eksenli dinler dendiği zaman Göttliche Religion diye geçer. Yani yaratıcıdan dolayı ilahi, vahiyle gelen Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık. Bu üçü Avrupa'da da temel olarak bilinen ama Budizm ve işte Bahai dini ve diğer inanışlara da yine yaratıcıyla irtibatlandırdıkları için bu Seelsorge konusunu bilenlerin bu anlamı da bilmeleri. Yani niye bunu söyleme gereği duyuyorum? Öyle bir yerdesiniz ki işte bazı muhacirler, yani mülteciler var. Bizim bulunduğumuz yerde sadece Müslüman ve Türk biz varız. Burada başka dinden insanlar var. Hastanede bir durum oldu. Biz inancına göre bilemedik. Ne yapacağız? Bizden yardım isteniyor falan. Bu tip şeylerle de karşılaştık. Yani bir Budistin son anlarına, bir başka inanç mensubunun hastanede ihtiyacına veya inançsız, ateist veya deist birisinin bir moral motive için din eğitimi almış veya bir vaiz vaize olduğunuzu bilirlerse sizden yardım isteyebilirler. Ve bu istedikleri anda ne yapacaksınız? Siz Müslümansınız ve sizden bir beklenti var. Ya bu kişinin son zamanları, ben buna İslam'ı mı anlatayım? Ya da ben buna başka bir dinden bahsedeyim? Hayır. O yüzden toparlayıp şununla bitireyim ve diğer ben anlatacağım konuya, varsa soru ve sizin ifadeniz, ona geçelim. Seelsorge herhangi bir ortamda, normal yaşam ortamında olabilir ama genelde hastanede, hapishanede, gençlik veya çocuk ıslah evinde, kadın sığınma evlerinde, dikkat ederseniz hepsinin bir ortak noktası var. Acıyla bağlantılı, bir sıkı, bir üzüntüyle. İnsanların moral ve motiveye en çok ihtiyaç oldukları hastane, hapishane, düşkünler evi, yaşlılar düşkünler evi ve ıslah evleri. Bu 4 temel nokta olan yerlerde insanların moral ve motiveye ihtiyaçları için tıbbi işler yapılmış, yeterli olmuyor. Ya da yeterli olsa bile kişinin ihtiyacından, ya da oradaki uzmanların, doktordur veya terapisttir, ya buraya bir tane bir din görevlisi veya bir Seelsorge lazım. Genellikle de kişilerin istemesiyle, yani bu saydığım 4 yer, düşkünler evi, yani yaşlılar evi, hastane, hapishane, ıslah evi, kadın sığınma evlerini de bu gruba dahil ettiğimiz zaman, bu 5 grubun ben bir Seelsorge istiyorum veya İngilizcesi ben bir chaplaincy görevini yapacak kişi istiyorum, ya da Hristiyan, Yahudi veya diğer din mensuplarından şu tabiri duyacaksınız: ben bir papaz istiyorum, ben bir rahip istiyorum, ben bir rahibe istiyorum, ya da ben bir din görevlisi istiyorum, veya bana birisi bir vaiz gelse de vaaz verse, derken bunu da vaaz verse diye çağırmazlar. Ben bir vaiz istiyorum. Açıkçası maneviyatla bağdaştırılmış, din olarak ifade edilmiş ama aslında istenenin o olmadığı manevi bakım Seelsorge demek. Ve bu Almanya'da, Avrupa'da, Kanada, Amerika gibi ülkelerde bir meslek. Sadece Almanya'da Müslümanlar için
ayrıldığı bir kısım var. Yani Almanya'da İslamiyet resmi din olarak 3 eyalet hariç, bazı eyaletlerde de prensipte, parantez içinde söylüyorum, İslam dinine karşı değiller. İslam dinine mensup insanları akseptiyle kabul ediyorlar, saygı duyuyorlar, Ramazanlarda geliyorlar. Artık 60 yılı geçti Almanya'da ve Avrupa'da da. Yani İslam'a karşı anlamında değil, İslamiyet hukuki anlamda resmi bir din olarak 16 eyaletten 13 kadarında resmen tanınmadığı için, Almanya genelinde resmi tanınmadığından, dolayısıyla kadrolu olarak, yani Hauptamtlich, bir öğretmen, bir avukat, bir doktor gibi o meslekte çalışmak için, çoğunuzun aklına şu geldi, ben job center'dayım, ben bunu meslek olarak yapmak istiyorum çünkü ilahiyatçıyım, ben psikoloğum, bunu meslek olarak yapmak istiyorum veya ben buna ilgi duyuyorum, yapmak istiyorum. O zaman ben şimdi job center'dan bunu isteyemeyecek miyim? Veya ben bunu kadrolu olarak çalışıp para kazanamayacak mıyım? Bu sorular aklınıza geliyor. Bunları ilerleyen aşamada söylemek kaydıyla şöyle bitiriyorum. Manevi bakım Almanya'da Müslümanlar için şu safhada, şu anda gönüllü olarak gitmekle birlikte, peki ben geçimimi veya bir meslek seçecek olursam bunu nasıl yaparımı sonra izah edeceğim. Şu anda Ehrenamtlich dediğimiz gönüllü olarak hastanelerde, hapishanelerde, yaşlı bakım evlerinde, kadın sığınma evlerinde biraz az, ıslah evlerinde biraz az ama var. Okullarda, üniversite, normal okul hepsi dahil uygulanabilen ama en çok da hastanelerde. Çünkü birinci kuşak hastanelerde şu anda emekli olduğu için. Dolayısıyla onlara manevi rehber Müslüman oldukları için gerekiyor. Peki Hristiyan aleminde, yani Hristiyan ve Yahudiler için nasıl? Her hastanenin, her hapishanenin kadrolu din görevlisi var. Yani papazı, rahibi, rahibesi var. Bunlar zehir zorge hizmetini veriyorlar ve maaşlı olarak çalışıyorlar. Kadrolu, aynen öğretmen, aynen avukat, aynen doktor gibi devlet tarafından atanan ve maaşları verilen meslekleri bu. Aynı zamanda bu görevi yapıyorlar. Zehir zorge zannedersem şu tabirde kalalım. Manevi bakım, manevi rehberlik. Zehir zorge işini yapan erkekse zehir zorger, kadın ise zehir zorgerin. Dolayısıyla zehir zorger, yani kadın manevi rehber, erkek manevi rehber. Türkçe karşılığı olarak böyle dememiz uygun. Fakat anlam olarak biraz daha farklı izah edeceğim. Evet Yusuf Bey, bir girişi böyle yaptık ama başka söylemek istediğim. Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle bizi dinleyen insanlar, tabii bizim duyurularımızda bunu bir meslek olarak algılıyorlar ve ileride de ben bu mesleği yapabilir miyim? Benim için bir alternatif olabilir mi diye. Kısmen cevap verdiniz. Bu tanımlanmış bir meslek. Fakat bu mesleğe giden yol nereden geçer? Hangi eğitimlerin alınması gerekir? Ve ne kadar sürer bu eğitim ve bitiminde de iş bulma imkanı nasıldır? Şimdi eğer biz bir kez daha söylemiş olayım. Eğer biz Müslüman değil de başka din mensubu, ki bulunduğumuz ülkelerde Yahudi ve Hristiyanlık temel din artı devlet tarafından tanınmış dini cemaatler diyelim veya din mensupları, öyle diyelim, cemaat veya mezhep veya, yani Almanca kelimede bazen uygun olmayan bir cemaat veya bir tarikat veya bir mezhep olsa, sekt mesela, o tabire bile duyacaksınız ama devlet tanımışsa o da vardır. Şöyle söyleyeyim, hukuken Avrupa Birliği içinde bulunduğunuz ülkede, biz parantez açayım, şu anda Almanya ağırlıklı Almanya için, devlet tarafından tanınmış din mensupları hastaneye düştüklerinde, hapishaneye düştüklerinde, yaşlı bakım evi veya kadın sığınma evi veya çocuk gençlik evine düştüklerinde muhakkak ki muhakkak ana personellerden yardımcı olacak, onlara özellikle sağlıkları, yani hayata kazanılmaları yönünde ve bir meslek sahibi tarafından bu işin yapılacağı alan olarak Seelsorge var. Birincisi Seelsorge, Almanya'da Arbeitsamt'ın, Arbeitsagentur'un sitesine girseniz, yani iş ve işçi bulma kurumunun, Jobcenter'da olsanız dahi, şu anda bizi dinleyenlerimizin çoğu kabulleri gelse de gelmese de, oturumları olsa da olmasa da, kabul derken iltica etmiş. Sonuçta bir sosyal dairedesiniz ama özellikle oturumu gelmiş insanlar ya Jobcenter'de ya da kendileri çalışıyorsa, işsiz kalmışsa Arbeitsagentur'da. Şimdi iş ve işçi bulma kurumuna düştüğünüzde ya da devlet sizi kalifiye yaparak iş hayatına sokmak istiyorsa, hangi mesleği seçeceğiniz dediği zaman Almanya'da 550'ye yakın meslek var. Daha fazla da var da, yani tanınan ve bilinen meslek olarak ve
eğitimi verilen, devlet tarafınca da tanınan bu meslekler içerisinde S harfine girdiğinizde Arbeitsagentur'un berufe.net sayfasına girdiğiniz zaman berufe.net A'dan Z'ye, bu diğer Avrupa ülkeleri içinde de S harfine geldiğinizde Seelsorge, S harfiyle yazılıyor. Almanca'da belki bilmeyenler için SZ okunduğu için Seelsorge diyoruz. Biraz Z'ye yakın. Seelsorge, Seelsorge. Bu mesleğin olduğunu göreceksiniz. Ve orada da yazacaktır. Genelde papaz, rahip, rahibe, kilise, yani dinle irtibatlandırılmış meslek erbabı diye. Şimdi bunun çıkış noktası şu olduğu için bu bir meslek, onu söyleyeyim. Ama biz bunu nasıl yapacağız kısmına geçmeden önce bunu bu anlaşılırsa, ha bizim ayrıldığımız nokta buymuş, ondan dolayı biz bunu o zaman meslek olarak nasıl yapacakmışız, o daha iyi anlaşılacak. Bu bilinmediği için her zaman hala biz dönüp dolaşıp aynı şeyleri mi duyacağız? Yani bu meslek değilmiş, ben bunu niye seçeyim ki o zaman? Buna giriliyor. Halbuki çok güzel alanı var, söyleyeceğim biraz sonra. Şimdi bu Seelsorge kanunen meslek olarak kabul edilmiş, ancak bir kez daha söylüyorum, bu Seelsorgelerin bağlı olduğu oda neresidir? Oda yok ama bir kurum, Kiliseler Birliği. Neden? Çünkü Seelsorge İngilizce'de chaplaincy'den ortaya çıkmış. Yani kaplan, biz kepenek, çobanın kepeneği deriz. Belki o da oradan geliyor. Üzerlerindeki chaplain, yani ne diyelim ona, işte kepenek diyelim biz. Diyeceğim diyemedim, dilimin ucunda fular diyeceğim diyemedim de. Aba. Efendim? Aba diyebilir miyiz abi? Pelerin abi. Ben yine şey diyeyim. Pelerin. Pelerin diyelim de, o pelerinin yine şeye yakın bir adı vardı da o dilimin ucunda geldi. Gelince söylerim. Şöyle söyleyeyim. Eskiden çobanlar üzerlerine, yani yolda, tarlada, bağda, bahçede karşılaşsanız, daha peygamberlerin ilk zamanlarında bile ziraatla, çiftçilikle, şimdiki günümüz gibi dijital dünya ve teknoloji yok. Ve hayvan otlatarak ya da çiftçilik yaparak insanlar içinde yürüdüklerine, biraz okumuş, dini boyutu olan, insanlara şifa dağıtan insanlar genelde dini boyutlu olup o bölgenin dindar insanları veya dini yönden olan insanları, peygamberler veya o gibi veli insanlar olarak Hristiyan aleminde işte bu üzerlerinde pelerinleri bulunduğu için bu pelerinden ileri gelen chaplain tabiri kullanılmış. Ve oradan yola çıkarak da genelde bu işi yapanların din adamları, dindarlar, dinle itibatlar olarak söylenmiş. Ama aslında köylerimizde de vardır. Çoğu insanları bilirsiniz. Hiç çok mübarek bir insandır ama dini bilgisi çok azdır. Bir iki sure biliyordur ama elinde Allah tarafından verilmiş bir şifa vardır. Dokunduğu insana, işte yani bu anlamda şifacı gibi diyelim. Şimdi bu bir noktası. Fakat chaplaincy'den gelerek çıkmış. Almanca'da ise kendi öz, hani bizim öz Türkçedeki kullanıldığı gibi, Almanca'da da kendi dilinde zeyle, ruhla ilgili kişiye çevrilmiş. Peki o zaman ne olmuş? İşte kilise ve dini boyut daha çok öneme kazandığı için kilise bunun kurumudur. Bütün dünyada, Amerika'da da, Kanada'da da, Avrupa Birliği ülkelerinde de, Almanca konuşulan ülkelerde Seelsorge kiliselerin bünyesinde kadrolu olarak çalışır. Peki biz Müslüman olarak, o zaman hastanede bir Müslüman ihtiyacı olduğu, ne yapacağız? Şöyle bir şey, Almanya bunu yıllardır şöyle yapıyor, diğer Avrupa ülkelerinde de öyle. Herhangi bir hastanede bir Müslüman hasta kendi tarafından istenirse ya da hastane buna gerek duyarsa ya da vefat anına yaklaşmış da ona bir dini inancına göre yapılması gereken vazifeler ne yapılması isteniyorsa, ailesi veya yetkilisiyle konuşulup hangi inanca bağlı olduğu, eğer kayıtlarında yoksa, ki kayıtlarında muhakkak dini vardır ama serbest bırakılır. Yani dinini yazmak, oraya yazmayabilir. Yazmazsa yetkili veya yakınından öğrenilir. Sonra onun, o kişinin dini öğrenildikten sonra acaba o din içinde de bir gruba, bir cemaate, bir mezhebe, bir yere bağlı mı? İşte Hristiyanlarda da evangelik mi, katolik mi veya ortodoks mu? Her dinin kendi inanç sahibinin, yetkili bir din görevlisinin gelerek o vazifeyi yapması istenen prensibinden hareketle Almanya'da da artık yıllardır, belki 4000'e yakın oldu, 3000'in üzerindeydi. Sivil toplum kuruluşu, Müslüman camialar içinde var. Yani Bosna'dan Suriye'ye, Arap ülkelerinden Türkiye'ye Müslüman olan kitlelerin, camiaların nereye mensupsa o camianın hemen bir derneğin veya kurumun telefonu muhakkak vardır hastanelerde. Artık tecrübe edilmiş. Orayı ararlar. Bize bir hoca, bize bir imam,
bize bir vaiz veya bize bir din görevlisi gönderin. Gelir, Alevi de olabilir bu kişi, Gürcü de olabilir, Gürcü diyorum, Şamanist de olabilir, ateşe tapan biri de olabilir. Ama her din mensubunun, her inanç mensubunun Almanya'da bağlı olduğu bir kurum varsa o kurumdan görevli istenir. Yoksa o zaman aileye sorulur, ne yapalım? Onların bildiği veya teklif edeceği biri getirilir. Değilse yine rahip ve rahibe gelir. Bakın, Hristiyanlık telkini yapmadan, Yahudilik telkini ve kendi bağlı olduğu herhangi bir dini telkin yapmadan sadece yanlarında bulunarak onlara yanlarında olduğunu, onların yardımına için orada bulunduğunu, onların yalnız olmadığını, varsa soruları ve konuşup da vaaz vermez. Ve hani bizim anladığımız anlamda işte bir hoca geldi, şimdi anlatsın, ayet okusun, hadis okusun. Hayır, öyle değil. Yanlarında bulunuyor. Ben tanıtıyor kendisini. Ben bir manevi rehberim, yani Zorge'yim. İsmim falan, burada görevliyim. Bir arzunuz var mı? Sizin için ne yapabilirim? Her şeyin kendine göre prensipleri ve şeyleri var. Şuraya geleceğim. Bu bir meslek. Dolayısıyla bu mesleğin formal eğitimi var. Bu mesleğin alınması gereken sertifikası, belgesi var. Bu mesleğin ilahiyat fakültelerinde, Almanya'daki teoloji fakültelerinde ve sosyal arbeit, sosyal pedagoji bölümlerinde, bazen psikoloji, antropoloji ve diğer, yani insanı ilgilendiren bilimlerin içerisinde de ders olarak veya bölüm bitmiş uzmanlaşmak olarak, yani bu nasıl olur? Aufbaustudium, yani biz ona master diyelim, veya öğrenim üstü bir doktora öncesi çalışma, bir bilimsel çalışma. Sonuçta sertifika programlı, sertifika programı olmasa bile ben bunu merak ediyorum, alayım. Yarın bir gün işte ilahiyat mezunuyum, pedagoji mezunuyum, antropoloji veya sosyoloji mezunuyum, psikoloji mezunuyum. Olur da hatta doktorsunuz, bir manevi rehberlik gerekirse temellerini alayım diye bu Zorge eğitimi almış kişiler, her ne kadar gönüllü olsalar da İslamiyet dışındaki din olarak Almanya'da ve Avrupa'da akredite kabul edilmiş, devlet tarafından tanınan din ise ya kadrolu maaşlı personelidir veya bunu yaptığının karşılığı olarak bağlı olduğu bir kurumdan ücret alır. Ama biz Müslümanlar, işte Almanya'da hangi dernekler, cemiyetler var? Diyanet, Türkiye'deki Diyanet'in bir şeyi olan DİTİP diye bilinen, DİTİP'e bağlı Müslümanlar, Süleyman Efendi'nin hizmetine bağlı olan işte Süleymancılar diye geçen bir, veya Milli Görüş Teşkilatları veya bir ülkücü camianın işte ibadetle ilgili olan ATİP diye geçen. Yani ben bunları niye söylüyorum? Hukukta da ve Almanya toplumunda da yeri olduğu için. Mesela Sünni Müslümanlarca halk arasındaki, parantez içindeki, bu tabiri onlara karşı kullanmak uygun değil, kimilerince sapık kabul edilen, sapmış yani. Kimilerince sapık derken yanlış bir tabir değil, sapmış, İslamiyet'ten, Sünnilikten, kaynaklardan sapmış olarak kabul edilen. Kendilerince hayır öyle değil, aslında bu denilen Şii. Yani inanca göre muhakkak bir mezhep olarak tanımlanmış kurumlar, bunların programlarına katılarak, bunların kurumsallaşmasıyla, o kurumun yetkilisinin katılmasıyla bu görev icra edilir. Ve şu anda her ne kadar gönüllülük esasına göre yapılıyor olsa da Almanya'da mesela hapishanelerde çok Müslüman olan gençler var. İlle Türkiye düşünülmesin. Birçok Müslüman şey var. Mesela Alman ordusunda yeni okuduğum bir bilgiye göre, doğruluk payını tam bilemiyorum, ama 3000 Müslüman, Alman ordusunda 3000 Müslüman ordu mensubu olduğu söyleniyor. Bu biraz daha fazla olabildiğini tahmin ediyorum ben. Çünkü şey, hani bizdeki ne diyelim, askerlerin içinde yan hizmetleri yapan bir askerle en üst komutana kadar hepsini dahil ettiğiniz zaman, ben yine bildiğim istatistike dayanarak söylüyorum, 3000 Müslüman varsa, aynı şekilde Alman polis teşkilatında Müslüman polisler, mesela bu insanlar inançları gereği cuma namazı geldiğinde erkekler cuma namazı kılmayı, vakit namazlarında kendileri için bir ibadet yeri ayrılmasını, bunlar ayrı, ama bayram geldiğinde, hani dini ortak bayramla bütün dinlerde olduğu gibi, bu zamanlarda din görevlileri ihtiyacı veya morali çok bozulmuş veya kendisine dua okunması gereken inancı gereği veya ben inancım için, bana inancımın öğretilerini istiyorum diyen bir polis, bir asker çok rahatlıkla talep edebiliyor ki bu Amerika'da, Kanada'da
Almanya'da da ordu içerisinde hapishaneye düşmüş olan bir işi ben artık çıktığımda temiz bir insan çıkmak istiyorum. Bana bir din görevlisi gönderin, inancım bu. Dolayısıyla bu isteklerden dolayı Almanya'da zaman zaman İçişleri Bakanlıkları tarafından her eyalette ilanlar yapılıyor ve bu ilanlarda işte şu kadar saat çalışacak, ücreti belli. Ücreti nereden karşılanır konu o bizim ilgilendirmiyor şu anda ama yani neticede devlet tarafından bir ücret verilerek bu hapishaneye veya askeriyeye veya polise, polis teşkilatının en üst birimine teklif olarak sunulduğu zaman o kurum bu ülkelerde demokrasi, özgürlük ve inanç özgürlüğü bulunduğu için onu temin etmekle mükellefler. İşte İslamiyet resmi din olarak henüz tanınmadığı için bunlar bir kurumsallaşıp oturmamış ama Hristiyanların ve Yahudilerin her orduda aynen yüzbaşı, teğmen, derecesi, şey, ünvanı da olan, titülü olan askerleri var. Kadrolu bir yüzbaşı eğitimcisi olduğu gibi kadrolu din görevlisi var. Papazı rahibe maaşını alıyor ve görevi de moral motive etmek. İşte yani savaş olmaz da ne diyelim, olur da mesela işte hani şu anda günümüzde de var ya Suriye'ye veya belirli yerlere asker gönderiyorlar. Her an yolda giderken vefat da edebilir. Nedir? Bu askerler gitmeden onları moral motive edecek din görevliliği. Veya işte yılbaşından önce biliyorsunuz bizim şu anda bütün dünyada kullandığımız takvime göre 2021'e girmeden önceki Aralık ayı bütün Hristiyan aleminin esasında aslında işte onunla bütünleşti. Çoğu bilmez bunu. Bazı ilahiyatçılar bile bilemiyor, karıştırılıyor. Yani yeni yıla girme ile Hazreti İsa'nın anne karnına düşmesi, dünyaya gelmesi, işte Peygamber Efendimiz'in bizim miracı, Mevlüt Kandili dediğimiz Mevlüt'ü yaptığımız gibi Hristiyan aleminin de birinci advent, ikinci advent, dört advent dedikleri Aralık'ın ilk ayında başlayıp sonuna kadar süren ve en sonunda Hazreti İsa'nın doğmasıyla dünyaya gelen o Aralık ayında bütün orduda, askeriyede, düşkünler evinde, yaşlılar evinde, hastanelerde muhakkak din görevlileriyle bir faaliyet yapılır. İşte onların bulundukları ortamlarda papaz, rahip, rahibe bunu mesleği olarak gelir. Bundan maaş alıyor zaten. Ama kutsal bir görev olarak yapıyor. Fakat yani en helal, bizim anlamımızda en helal kazanılan para kabul ediliyor ve kadro olarak yapıyor. Peki Müslümanlar ne yapıyor? İşte Müslümanlar da ancak hastanede, hapishanede veya yaşlı evinde o kurumun sağlayabildiği kadar vaiz veya vaize veya bir din görevlisi veya din görevlisi de değil de bulunulan bir köyde oradaki bir Türk'ü çağırıyorlar, bir Müslüman'ı, gelin bu insana siz yardımcı olun. Yani gönüllü olarak gidiyor, ziyaret edecekse ediyor, görevlerini yapacaklarsa yapıyorlar, namaz kılacaklarsa bayram namazı, bir kandil kutu, Ramazan gelmiş, Kadir gecesi, Ramazan'ın başlangıcından sonuna kadar orduda veya polis teşkilatında biz teravih kılmak istiyoruz, inancımıza var dediklerinde, akşamleyin o saatte seminerleri varsa erteleniyor, planlarını ona göre yapıyorlar veya o saatteki programları kaldır. Dini görevlerin, en doğal hakları olan dini görevlerini yapmaları için din görevlisi getiriliyor. Bu da Zeezorge'nin içerisinde. Fakat aslında Zeezorge'yi Hristiyan alemi sadece dini vazifeler olarak değil, moral motive personel olarak da kullanıyor ve geldiğinde rahibe kıyafetiyle de gelse, rahip kıyafetiyle de gelse, o kişiyle görüştüğünde sadece ve sadece ona bir isteği var mı, ne yapabilir? Sadece dinliyor. Yani bakın, bu mesleğin eğitimini almak isteyenler sonra görecek. %95 dinliyorsunuz, zuhören. %5 konuşuyorsunuz. Dolayısıyla şöyle değil yani, biz ilahiyatçıyız. İlahiyatta öğrendik, manevi rehberlik ve manevi danışmanlık diye bir ders de var. Artık Türkiye'de diyanetlerde işte aile danışmanlık merkezleri açıldı. İşte boşanma durumunda olanları birleştirmek için bir hoca gidiyor, aile danışman, manevi rehberlik. Veya işte dinen de uygun değil ayrılmanız falan. Ya da bir ailenin problemi çözülecek ya da vefat anında, bunları Diyanet Teşkilatı'yla beraber yaptıkları için Türkiye ortamında ve ilahiyatçılarla, o zaman bu sadece ilahiyatçılar tarafından yapılması gereken bir manevi bakım olarak algılanıyor değil. Bu değil. Hemşire olan sağlık meslek erbabı bilirler ki sağlık bakımı ve manevi bakım. Bu zaten kendi sağlık eğitimlerini alırken de, tabii ben bizim Türkiye'deki hemşirelik eğitimlerinin, Türkiye'de hemşirelik eğitimi almadım. Ama genel kültür olarak biliyorum. Almanya'da ben hemşirelik eğitimi aldım. Almanya'da derste gösteriliyor bu. Yani bir yıllık, 6 aylık bir seminer daha alsanız, ben hemşirelik ve yaşlı bakım hemşireliği eğitimi aldım. Bunda da görüyorsunuz, normal sağlıkta, tıpta, hepsinde Zeezorge dersi olarak görüyorsunuz. Psikolojinin içinde de
diğer şeyde de ve bunun hukuki boyutlarını da. Şimdi toparlayalım. Bütün bunlar çıkıyor şu kapıya. Bu bir meslek ama Müslümanlar için işte şu anda bizi dinleyenlerden bir ricam var. Özellikle son 5 yıldır, son 3 yıldır Türkiye'den gelen bizi başka herhangi bir sivil toplum kuruluşuna bağlı, başka bir inanışa bağlı kişiler de şu anda seyrediyor olabilir ama ben ilahiyatçı, Türkiye'den gelen bizim Türkçe dilini ve ortak konuştuğumuz, özellikle de bu tabiri rahat kullanıyorum, kendim çünkü rahat söylüyorum, hizmet hareketi içerisinde büyümüş, gönül olarak, prensip olarak bir gönüllü toplum hizmeti yapmada hizmet hareketi diye bilinen bu hareketin aynı zamanda bir derneğinin kültürlü asıl diyalog formunun yönetim kurulundayım. Dolayısıyla yasal olarak da tüzel kişilik hukuken de ben Almanya'da 30 yıldır ama bu kurum içerisinde olarak da bir 20 yıldır bilinen bir insan olduğum için rahat konuşuyorum. Bunlar konuşulması gizli, saklı, yanlış tabirler olmadığı için net söylüyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bir Müslüman olarak kurumsallaştığı zaman Almanya içerisinde ve şu anda bunun hazırlığı yapılıyor. Alman devleti tarafından da muhatap arıyorlar. Ben Türkiye'den gelen hizmet hareketi mensubu veya başka bir dini cemaate, camiaya mensup, herhangi bir inanışa mensup, Alevi olabilir, Sünni olabilir veya farklı bir mezhep camia, ne olur ilahiyat eğitiminin haricinde psikolojiyle ilgili, ilahiyatla ilgili bu alandaki meslek sahiplerinin özellikle Zorge'yi kendileri yapmayı düşünüyorlarsa meslek olarak şimdiden yetiştirmeye başlamalarını, çünkü tahminim belki ikinci sene, yani iki sene Bavyera'da şu anda çok büyük bir şekilde Almanya geneline yayılması için çalışma var. 190 tane öğrencisi var ve bütün Almanya geneli yaymaya çalışıyorlar. Önce Bavyera, Bremen, Hamburg, aşağı Saksonya eyaletleri, bu eyaletlerden dinleyenler olabilir. Bu eyaletlerde İslamiyet resmi din olarak da diyorum işte kabul edildiği için oralarda mesela farklı İslami cemaatlerden birleşmiş şuralar, ekipler var. İslam muhatabı olarak onları alıyorlar. Yani Yahudilerin bir muhatabı var. Hristiyanların bir muhatabı var. Bahailerin, Budistlerin, İslam muhatabı olarak da Süleyman Efendi'nin hizmetinden, Risale-i Nur Camiası'ndan, hizmet hareketinden bazı yerlerde, tarikatlardan şuradan buradan toplam, hatta Türkiye açısından düşünmeyin. Diğer Müslümanlarda belki 20 kadar İslami camianın hepsi toplanmış. Bir tane temsilci başkan seçmişler. Buna şura denmiş. Mesela Niedersachsen'da şura var. Bu şura İslam muhatabı olarak alınıyor ve onlar orada hastanelerde, hapishanelerde, istenilen yerlerde kadrolu olarak devlet tarafından ücreti de verilmek kaydıyla veya kurumsal olarak ücreti bir yerden karşılanmak kaydıyla manevi rehber olarak çalışabiliyorlar. Ama henüz tam yaygın değil. Almanya'da ise bir iki sene sonra yaygınlaşacağı için zaten şimdi herkes oturumunu aldım alıyorum. İşte integrasyon, Almanca öğrenme, bu devrede hangi meslek erbabından olursa olsun özellikle ablalarımızdan da, yani lise mezunu, ilkokul, ortaokul mezunları da olur. Kitap okuyordur. Bir tane ablamız galiba ortaokul mezunuydu. Türkçe olarak Kanada'daki kolejin açtığı Chaplancy, yani Türkçe verilen ama İngilizce sertifikasını alacağı eğitime katıldı. Belki bugün dinleyenlerden de vardır, aramızdadır. Bu ablamız çok kitap okuyan birisi. Çoğu üniversite mezunu okumadı kitabı. Hatta risaleler, yani demek istediğim şu var, İslami terminolojiyle ilgili bir vakıfiyeti var. Bakın kendisi üniversite mezunu değil ama 3 yıl Kur'an-ı Kerim babası gibi Kur'an kursuna göndermiş. Kur'an öğrenmiş ve orada belki hafızlığa çalıştırılıyordu, şu anda unuttum. Sonuçta talebelere Kur'an öğretmiş. Sonuçta bu insan bir anne ve Almanya'da B1 seviyesinde Almancası var. Bu abla bana sorduğunda ben onu destekledim, ablayı. Hala da destekliyorum adım adım değil. Bir yaşlı bakım evinde farklı bir bölüm olarak çalışıyordu. Hauswirtschaft diyelim. Şimdi onu yavaş yavaş işte size de anlatacağım. Meslek olarak nasıl geçiş yaparız? Hemen söyleyeyim. Betreuer, Altın Betreuer, Jugend Betreuer veya Betreuer tabirini, Begleiter, en uygunu Betreuer tabirini kullanmak. Yani refakat eden, eşlik eden ama eğitim almış ve refakat ettiği kişiye bilgi, pratik ve görgüyle bir moral motive veren kişi demek. Ha bu kişinin başka şeylerini de yapan, onu sonra izah edeceğim. Sonuçta Betreuer'lik yolunu seçtiğinizde, bir Betreuer olduğunuz zaman otomatikman Zorge'yi yapıyorsunuz orada. Yani maaşlı bir işe girmiş oluyorsunuz. Bu öğrendiğiniz Zorge maneviyatı orada uyguluyorsunuz. Her zaman mı? Yeri geldiğinde. Zaten Zorge de yeri geldiğinde uygulanacak. Ve öyle bir girdim, 5 saat adama vaaz verdim. 2 saat bir kaset seyrettik. 1,5 saat Kur'an okuduk. Öyle değil. 15-20 dakika, bazı insanlara 5 dakika yanına bulunuyorsunuz. Zorge
o işin görevlisi olarak bulunuyorsunuz. Yapmanız gerekenleri şu anda dağılmasın konu diye öğrendiğiniz taktiklere göre yapıyorsunuz. Daha sonra bunu raporlandırıyorsunuz çünkü çalışıyorsunuz orada. Mesela bu kardeşiniz, ben esasında daha önceki programlarda açıkladım, mühendisim ve ilahiyat mezunu. Yani ilahiyat eğitimi aldım, mühendislik eğitimi aldım. Hem mühendisim hem ilahiyatçıyım. Ama aynı zamanda başka mesleklerim de var. Yani 4-5 tane de mesleğim var. Üniversite eğitimi olarak aldım bu mesleklerin üzerine. Master'ları yapmama rağmen, bakın 5,5 üniversite mezunu bir kardeşiniz veya doktorası kayıtlı bir kişi olarak bitirmedim doktorayı. Ben şu anda 1 yıllık, aslında 2 yıllık olan yaşlı bakım eğitimini aldım. İslamiyet resmi din olarak tanınmadığı için Almanya'da, sadece Müslümanlar değil ama Müslüman olduğum için öncelikle hastane veya yaşlı bakım evlerinde Müslüman Türkler, illa Türk olması gerekmez, Müslümanlar da var. Bunlar da istiyor. Dolayısıyla öncelikle onlar ama başka din mensuplarına da yapabilmek için yaşlı bakım evine çalışabilmek için yaşlı bakım eğitimi aldım. Devlet sınavı yaptım. Sözlü, yazılı ve uygulama. Yani yaşlı bakım hemşire yardımcısı oldum. Çünkü başhemşire olmak apayrı bir şey. Devamında olmak mümkün. Ben başhemşirenin yardımcısıyım. Yaşlı bakım personeliyim. Ama aynı zamanda bulunduğum yerin, mesela ben bir diakonide çalışıyorum. Hristiyan aleminin Caritas ve diakoni iki büyük kurumu. Birisi Katoliklerin, biri Evangeliklerin. Diakoninin bünyesinde çalışan bir yaşlı bakım personeliyim ve o bünyenin içerisinde eğer bir Müslüman gelir de oraya zehir zorge, manevi rehber ihtiyacı olursa beni çağırıyorlar. Yok Müslüman yok ama Hristiyan veya başka din mensubu veya inançsız ama yaşlı bakımını yaptığım kişiler var. Bunların günlük saat içinde moral motive saatleri var. O saatte alıyorum mesela 20 dakika dışarı çıkıp gezdiğimizde işte orada onunla zehir zorge yapıyoruz. Dinliyorum onu. Sorduğu sorulara cevap veriyorum. Ahiretle ilgili sorarsa ben hocayım diye vay bak işte sen inanıyor musun inanmıyor musun Müslüman, böyle bir şey değil. O teknikleri ne yapıyorsunuz onu zehir zorge, manevi rehber olarak manevi bakım yapıyorsunuz. Efendim burada bir araya girebilir miyim, özür dilerim. Buyurun Yusuf Bey, zaten tamamladım. Tamam, zehir zorge güzel bir meslek. Hristiyanlar için tanımlanmış bir meslek. Bunun bir maaş karşılığı var, gayet güzel. Fakat İslamiyet şu anda maalesef resmi bir din olarak kabul edilmediği için bizler sadece gönüllü olarak yapabiliyoruz. Ama diyorsunuz ki ilerleyen dönemlerde biz bunu İslamiyet'in de resmi olarak tanınması ile birlikte veya ilişkilerin gelişmesiyle birlikte bizim için de bu bir gelir kapısı olabilir mi diyorsunuz? Yoksa biz bunu manevi olarak yapalım mı diyorsunuz gönüllü olarak? Yayın. Almanca'da ya ile nein'in karışı 50-50 gibi de yayın. Hem evet hem hayır. Neden? Çünkü eksik, öyle diyeyim. Ya, şöyle bir şey var. Bu bir meslek ama insanın aklına şu soru geliyor. Ya şimdi manevi yaptığınız bir şeyden para alınca acaba içine halel mi giriyor? Yani keşke bunu para almadan yapsaydım. Mesela ben aynı zamanda İmam Hatip Lisesi mezunuydum. İmam Hatip mezunu bir insan olarak imamlık, kadrolu imam olmak istemedim. Çocukluğumdan beri hep. Şimdi imam olduğunuz zaman Türkiye'de şöyle bir şey vardı. Camiye giriyorsun, izin günün var. Sabah imamın gelmediği gün cemaat bekliyor, namaz kılınmıyor. Böyle bir garip bir şeydi benim için. Ha, bakın yapanlara saygı duyuyorum. Hayır, böyle değil. Dinen günaha giriyor musunuz? Hayır. Ama ben maneviyatla ilgili yapılan bir şeyi aynı benim gibi düşünen çok insanın olduğunu düşünüyorum. Hatta hanımefendilere daha çok. Ya ben insanlara faydalı olup maneviyatla ilgili yapacağım bir şeyden ücret almasam, keşke bir yerden gelirim olsa da bunu hani Allah memnun, Allah rızası için yapsam. Şimdi bu güzel de fakat dini anlamda meslek olarak yapılabilir. En helal meslektir. Hatta en helal meslek derken illa bunu katmaya gerek yok. Mühendissinizdir, doktorsunuzdur, dürüstsünüzdür. İnsan hakkına, adalete, her şeye insansınızdır. Yine bu mesleğiniz sizin için en kutsal göreve geçer. Zaten mesleğini yaparken önem bile şehit oluyor. Mesleğini icra ederken dinimize göre, diğer dinlere göre de neden? Maneviyat. Dolayısıyla bütün meslekler kutsaldır. Burada bir şu kapıyı açmak lazım. Bu psikolojik dengeyi kişi kendi kuracak. Ama Avrupa'da bu bir meslek. Dolayısıyla Almanya'da da bu Müslümanische Krankenhaus Seelsorge. Ben bunun eğitimini aldım. Şu anda Müslüman hastanede manevi bakım uzmanı, manevi bakım danışmanı, manevi bakımcı, manevi rehber. Evet, Almanya'nın ilk hastane Müslüman bakım rehberlerindenim. Yaklaşık bir 20-25 kadar vardı. Daha önce de yapılmış ama sertifikalı değildi. Sonra devam edeyim. Niye Müslüman Krankenhaus Seelsorge dedim? Hastane.
Çünkü aldığımız eğitime göre öncelikle Müslümanların ihtiyacı olanlara vermek üzere. Peki ben bu eğitimi, sertifikayı aldım. Parasını nasıl kazanacağım? Eğer bir mesleğiniz var da bir yerde çalışıyorsanız bunu gönüllü yapmanız en güzeli. Neden? Çünkü gönüllü, zaten gönüllülük alanında var, şu anda yapılıyor. Almanya'da gönüllü yapılıyor bu hastanelerde. Yani biraz önce dediniz ya, ileride bu bir meslek olursa şimdiden kendim, hayır, şu anda bu bir meslek olarak kabul ediliyor da maaş alamayınca insanlar, o zaman bu bir biz mesleği hep şöyle düşünürüz. Rızkımı kazanmak için, çoluk çocuğumu geçindirmek için kazandığım meslek meslektir. Adam üniversiteyi bitirmiş, doktor olmuş. Mesela Almanya'da ismi önemli değil, tıp mezunu. Ama Türkiye'nin en büyük markalarından, kot markasının Avrupa'daki distribütörü. Hanımı diş doktoru, kendisi tıp doktoru. Doktorluk yapmıyor. Ben bu kişiyle röportaj yapmıştım. O kot, bütün kot ürünlerini Avrupa'ya pazarlıyor. Şimdi bu adam mesleği ne? Doktor. Ama ne yapıyor? Kot pazarlıyor. Aslında şirketin CEO'su. Şimdi toparlayayım. Zeyl zorge bir meslektir. Bu mesleği edinin. Ama bundan para kazanmak için alternatif yollarla mesleğe girin. Mesela kendime örnek verdim. Bir yaşlı bakım evinde bunu yapmak istiyorsanız A şıkkı, ya yaşlı bakım eğitimi alıp yaşlı bakım hemşiresi, yaşlı bakım personeli olarak onu yaparken bunun içinde, ama burada çok az bir zaman diliminde yaparsınız. Ben bunu isteyerek, genişleterek yapıyorum. Bu beni ilgilendiren bir şey. Özel soru soranlara özel izah ederim sonra. Peki böyle değil de bir yaşlı bakım evinde veya başka bir yerde ben nasıl hem zeyl zorge yapabilirim ama başka bir isim altında bu mesleği nasıl yaparım? Programa biraz esasında sunum şeyi hazırlayacaktım ama bu hocamın rahatsızlığı girince şey yapmadım. Ekrandan göstereyim, daha sonraki nerede yaparız. Daha önce ben belirtmiştim. Gerçi bu bir şey, yani şöyle, burada mesela broşürünü göreceksiniz. Biraz daha yaklaştırınca okunuyor mu? Evet evet, gayet net. Hı-hı. Bakın, Alten Petroleum, yani bu Almanya'da ZGD diye bir uzaktan eğitim veren kurum var. Birçok kurum var. Ben bunun broşürünü de getirtmiştim. Mesela bu broşürün içerisinde ne görüyorsunuz? Diyor ki Alten Petroleum, Petroleumskraft. Ve bunun içerisinde bu mesleğin yapanların Petroleum'da kimlerle çalışır dediği zaman, yani bana hani bazı insanlar anlayamayabiliyor da, bakın burada da şu kısım zeyl zorge. Bu tabiri göreceksiniz. Yusuf Bey, okundu mu? Evet evet. Gayet net okunuyor. Evet. Hı-hı. Bakın. Kaç kişi diyor ki bu Petroleum seminerini alıp da Petroyer olanlar, Petroleum Ausbildung'unu yapıp da Ausbildung ile bir yıl, iki yıl, üç yıl değil. Almanya'da bir mesleği öğrenmeniz anlamında ister bir haftada alın, ister iki günde alın, alınması gereken formal eğitimini alır da ve bunun bir imtihanını yapar da devlet tarafından onaylanır, kabul edilirseniz bu bir Ausbildung'tur. Bu zeyl zorge'de bir Ausbildung'tur. Kısa sürede alınabilir. Petroleum ise 80 saatle 250 saat arasında alınabilen, genelde 80 saat ve neticede bu Petroleum'su job center'a bağlı olanlar, ben Altın Petroleum, yaşlı Petroleum olmak istiyorum veya Jugend Petroleum, genç Petroleum olmak istiyorum ya da Frauen, Kinder Petroleum. Yani bir kurumda Petroleum olarak ne demiştik? Refakatçi ama eğitimli, başka ona destek veren, onu destekleyen, moral motive eden ama bu alanda eğitim alarak yapan, kuru kuruya destekleyen değil. Bunlar Türkiye'de okul öncesi öğretmenlikte veya normal okul öğretmenliklerinde boş zamanlarını değerlendirme, öğrencilere moral motive derslerini öğretme. Yani bunlar Türkiye'de de okul öncesi ve okul öğretmen, sınıf öğretmenliklerinde de veya psikoloji, pedagoji ve rehberlik branşlarında da öğretilen ders içerikleri var. Şimdi bunlardan peki bu Petroleum kimlerle irtibat halindeymiş? Birincisi diyor ki bu kişinin, yani hizmet verilen hasta veya ihtiyaç sahibi kişinin aile ve onunla ilgili kişileri. İkincisi doktorlar. Üçüncüsü sağlık personeli. Dördüncüsü sosyal hizmetliler, sosyal danışmanlar, pedagoglar. Beşincisi de zeyl zorge, yani manevi bakım yapı, manevi rehberler. Dolayısıyla siz Petroleum olduğunuz zaman yapacağınız görevlerden bir tanesi zeyl zorge görevi, yani manevi bakım görevi ve bu aslında ağırlık bunu oluşturuyor. Çünkü 2 saat, 3 saat
bir yaşlının evine bakıma gidiyorsanız veya bir yaşlının yaşlı bakım evinde 10 tane yaşlı bakımla meşgul oluyorsunuz. Her birisinin 20'şer dakika, 10'ar dakika vakit ayırdığınızda onlara daha ziyade zeyzurge yapıyorsunuz. Yani moral motive, moral motive, manevi bakım. Mesela benim bir hastam vardı. Hristiyan olduğu için her gün İncil okuyan 94 yaşında bir yaşlı, benim yaşlıcığım, teyzem tabii vefat etti koronadan bir buçuk ay kadar önce. Bu her gün İncil okuyordu ve İncil'in her yıl çıkan yorumlarını, her güne kilise bir yorum koymuş. Yani bugün ayın 29'uysa bugünkü kitapçının içinde İncil'den bir ayet, bir paragraf. Mesela bir Müslüman olarak bizler de Kur'an-ı Kerim'den her güne bir Kur'an-ı Kerim benim için bugün ne diyor tefeül eder çekebilirsiniz veya moral motive. Mesela onu okuyordu, onu anlamaya çalışıyordu. Gözleri okuyamadığı zamanlar ben onun bakım benim üzerimde olduğu gün, işte o bakım saati geldiğinde de Erkutsi bana bunu okuyabilir misin? Ben onun Almanca olarak İncil'inden okuyordum. Bunu tam anlayamadım, sen ne diyorsun? Benim Müslüman olduğumu da biliyordu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Kişinin hangi inanca mensupsa kitabından okuyabilirsiniz. Hangi inanca mensupsa onun her hafta, her yaşlı bakım evinde bir saat, bir anda, bir yerinde o dini merasimi yapılır. Toparlayayım, bu konu kısmıydı. Şimdi bakın, bunu meslek olarak yapıyorsunuz aslında. Anlatabildim mi? İşte bunu yapacağınız en güzel şey, şu anda ben Almanya'da bütün arkadaşlara, Job Center'da bulunanlara, özellikle şu anda bu süreç içerisinde hepimiz bir travma geçirdik. Zaten bir yıl içerisinde Almancayı anca öğrenme veya bulunduğunuz ülkenin Hollanda, Fransa, Belçika yerel dilini öğrenme. Bunu öğrenirken bir de uyum yapıyorsunuz. İşte bu uyum sırasında hangi üniversite mezunu olursanız olun ama özellikle ilahiyatçı ve psikolog ve doktorsanız sizin için biraz daha önem arz ediyor bu. Hatta PDR mezunu, hani psikolojik danışmanlık, rehberlik mezunları iseniz. Ama şunu kesinlikle yapacağınızı bilin. Bunları biliyorsunuz, eğitimlerini almışsınız, taktiklerini almışsınız. Gelip de ne hocalık yapacaksınız, vaizlik, ne psikoterapistlik, ne doktorluk. Hayır, onlar var. Sizden bana benim ameliyatımı yap dese bile hayır, doktorsunuz. Veya benim tedavi et, teşhisimi koy, bana ilaç ver, hayır. Ben sana ilgili doktoru bulayım. Veya sen psikologsun, hatta aile psikoloğuymuşsun. Veya yaşlı psikoloğuymuşsun. Benim şu konuda bir derdim var. Siz de o anda zeyzorge olarak dinliyorsunuz. Benim bu derdimi bana bir terapi yap. Ben terapi yapabilirim ancak ben size terapi yapmam gerekmiyor şu anda ve yapmamam gerekiyor. Sizin terapiste ihtiyacınız varsa onu bulmak size düşüyor. Bakın, terapist olarak çalışırsanız bir yerde, ilahiyatçı olarak çalışırsanız, doktor olarak çalışırsanız orada mesleğinizi yapacaksınız. Ama manevi bakımcı olduğunuz zaman nötr olarak kadın veya erkek veya başka bir, bunu da bu tabire de alışmak lazım, eleman ve personel aranırken kadın, erkek ve üçüncü diye, hani eşcinselliği tercih eden insan olabilir. Bunları kabul etmek zorundasınız. Bir batı toplumunda bulunuyorsunuz. İş ararken de, meslek ararken de böyle öğrenci alıyor ve böyle bir hastayla da karşılaşabilirsiniz. Kadınsa lezbiyen olabilir. Erkekse, yani eşcinselliği tercih etmiş veya ben kadın da erkek de değilim. Biyolojik olarak da farklı biri olabilir. Bu insanın da moral motivesinde manevi bakım yapıyorsanız, bu çok az, nadir de olsa, o kişi ya benim inancım şöyle, bana birisini nasıl onun inancıyla ilgili temin etme görevi size ait oluyor. Ne yapıyorsunuz? İlgili personelle görüşüyorsunuz. Bunları şunun için anlatıyorum. Bakın, bu bir meslek. Bakın, bunun taktikleri var. Bunun usulleri var. Ama bunu zaman içinde öğreneceksiniz. Demek ki sizler şu anda Job Center'da bulunan, yani sosyal dairede bulunan veya iş ve işçi bulunduğu kurumda bulunan, ben bir kendi mesleğimi yapıncaya kadar dilimi öğrenmişim, bir sertifika programına katılıp bu mesleği alayım ve ben bunu meslek olarak da en azından nasıl yapabilirim diyenler, en hızlı bir şekilde Altın Betüroyer olurlarsa, Altın Betüroyer seminerini almak isterlerse minimum B1 Almancası, Fransa'daysa B1 Fransızcası, Hollanda'daysa B1 seviyesi. Yani orta seviyede dilin alındığı bir eğitim seviyesinde olacaksınız. Ki ders anlatıldığında. İki, sonra bu eğitimi normalde de 3 ay 6 ay sürebilir. Zaten daha aşağı olamaz. Çünkü belirli bir saati var. Aldınız sertifikasını. Fakat Betüroyer'i yaptığınız zaman daha da kısa. Job Center'da görüştüğünüz zaman onlar size bu programları var, sunacaklar. Ve biraz önce gösterdiğim örnekte diyor ki mesela, Almanya'da olanlar bunu iyi duymuş olsunlar. Paragraf 43B, 53B, sosyal Gesetzbuch, hepinizin duyduğu şey. Sosyal kanun 6'ya 11'e göre 43B, 53B kanunda da yeri olarak bu mesleği sahibi oluyorsunuz. 80 saat yaklaşık bir aya denk gelir. Bir buçuk, bir ayda da alınabilir. 80 saatlik Almancayı günde 5 saat görseniz
haftada 25 saat, 25'er bir ayda alıyorsunuz. Haftada 20 saat görseniz bir ayda. Ya da yayılmışsa iki ayda. Sonuçta Job Center sizin bu kursunuzu karşılar. Altın Betulye olmak için herhangi bir meslek sahibi olmak gerekmez. Üniversite mezuniyeti gibi mezuniyet gerekmiyor. Ama bu mesleği yapan kişilerin üniversite mezunu olması büyük avantaj. Lise mezunu olması avantaj. Genel kültürlü olması. En önemlisi empati yapmayı bilen, yaşlıları, çocukları, gençleri nerede çalışacaklarsa o grubu seven, o gruba empati yapmayı bilen, biraz sabırlı, sağlık mesleğine de ilgi duyan ama aslında sağlıkla ilgili değil. Mesela sağlıkla ilgili bazı ders göreceksiniz. Anatomiyle ilgili, ilaçla ilgili ama bunları yapmak için değil, genel kültür olarak verip geri kalan derslerde şunu gösterecekler. Mesela söyleyeyim, hangi dersler alınıyormuş? Betüroyer olursanız, yaşlı bakım betüroyer olduğunuzda resim yapma ve resim ve resimle ilgili, yemek pişirme veya bu alanla ilgili, başka birlikte geçmişi hatırlamaya yönelik faaliyetler yapma, albüm hazırlama gibi bir takım şeyler, başka müzik dinleme, şarkı söyleme, birlikte oyunlar oynama, birlikte gezme, birlikte hareket yapma, spor olabilir, sağlık, fitness, her türlü şey olabilir veya birlikte bir sosyal faaliyette bulunma, kitap okuma veya dinleme, albümlere bakma. Bunlar ne biliyor musunuz? Yapılan faaliyetlerden bir bölümünü ama bunların nasıl yapılacağını bile profesyonel olarak size aktarıyorlar. Biz de, ya ne olur ki albüme bakma diyorsunuz, öyle değil. Yaşlı ne tür albümleri seçer? Yaşlının albümlerinde fotoğraflar nasıl dizilmesi lazım? Buna kadar öğreniyorsunuz. Çünkü hastanın psikolojisine yönelik. Ha, bu dersin dışında manevi bakımın hukuku çerçevede durumu nedir? Siz bunu yaparken bilmeniz gereken hukuk bilgileri, devam edelim bunu yaparken ki bilmeniz gereken pedagojik bilgiler, işte bu 80 saatte bunlar öğretilip sonunda bir çalışma veya bir küçük bir testle, imtihanla yaptığınızda bu belgeyi aldınız mı siz betura yersiniz. Bunu ilerletebilirsiniz. Hatta 5 yıl, 10 yıl sonra çok iyi maaşlı yere gelirsiniz. Ama ilk önce altın betura yer olduğunuz zaman, yaşlı, Job Center'da dediniz ki ben altın betura yer kursunu almak istiyorum. Bakın şunu yapmıyorsunuz. Normal yaşlı bakım personeli yaşlının duş günü ise duşunu yaptırır. Altını, yani büyük abdest, küçük abdest alt bakımını yapar. İlaçlarını verir. İğneleri veya tansiyon ölçülmesi neyse bunları yapar. Kıyafetlerini giydirir. Yani bir kişinin bir günlük normal bir insan ihtiyacınız neyse bunları aynen yaşlı ihtiyaç sahibi ona yapıyorsunuz. Bu yaşlı bakım demektir. Yaşlı bakım eğitimi, yaşlı bakım hemşireliği. Ama bunun yanında benim anlattığım hep karıştırılıyor. Yaşlı bakım evinde altın betüroyer olun diyor. Hocam ben orada yapmak istemiyorum abi. Niye? İşte ya ben diyor hani yaşlıların altlarıyla ilgilenmek istemiyorum. Ya bir insan, biz bir normal bir insan olarak her gün tuvalete mi gidiyoruz her saat başı? Her saat başı altımızı mı değiştiriyoruz? Tuvalet, büyük abdest? Hayır. Fakat yaşlı denince akla ilk gelen şey oluyor. Yaşlının kahrını çekeceksin. Üstüne başına döküldüyse temizle. Yani onu öyle değil. Yaşlı bakım eğitimini eğitimde anlamak lazım. Ama benim anlatmak istediğim şu. Yaşlı bakım evinde altın betroyu deyince bu akla geliyor. Ben ikinci bir şeyi söylüyorum sizlere. Bunu Job Center'daki memurlar da biliyor. Hatta sorar. Alten Filege mi olmak istiyorsun? Alten Betroyer mi? Alten Filege dediği zaman yaşlının sağlık bakım personeli olacağım demektir. Ama Alten Betroyer olacağım dediğim zaman eğer bir yaşlı bakım personeli. Yaşlıyı o gün saat 10'da, genelde 8'de kahvaltı olur, 10'da biter. Saat 10'a kadar çıkarmakla mükelleftir. Saat 9'da betüroyerler gelir yaşlı bakım evine. Bakın eğer altın betüroyer olursanız sabahleyin saat 9, 10'da başlar 14'e kadar 4 saat ya da 14'te başlar 18'e kadar 4 saat. Genelde yarım gün çalışılır. Çünkü bir insana yarım gün yetiyor. Tam gün bu meslekte çalışılabilir ama bir iki kurumda çalışılır. Normalde bütün betüroyerler yarım gün çalışır. Bu da ne demektir? Normalde 2000 euro bir maaş alınıyorsa tam gün, yarım günde 1000 euro maaş alıyorsunuz, betüroyersiniz. E peki o zaman biz nereden para kazanacağız? Herkesin aklında ilk para kazanmak, çocuğunun rızkını temin etmek gibi bir mantık olduğu için bu burada bunun devamı konusu ayrı bir konu olmakla birlikte, yani ben şunu teklif ediyorum. Karı koca üniversite mezunu, karı koca meslek sahipleri ama aynı mesleklerini ya yapmak istemiyorlar ya da yapacak, mesela öğretmenler ilk etapta öğretmen olamayabiliyor. İlahiyatçılar meslek bulamayabiliyor veya bir travmadan dolayı bir iki yıl şöyle hafif bir meslek yapalım. Bir kişinin evde 8 saat bir yerde çalışmasındansa karı koca birisi altın betroyen kursu alır, isterse ikisi de alsın. Birisi alır, bir diğeri başka bir alanda, ne olur yarım gün çalıştıklarında 8'den 12'ye kadar biri çalışır.
diğeri de öğleden sonra veya öğleden önce. Yani yarım gün çalışmada iki kişi yarım gün maaşı aldığı zaman bir eve tam maaş girer. Sonra ne olur? Geri kalan yarım günlerinizi kendinize ayırmış, çoluk çocuğunuza, ibadetinize, hizmetinize, Almanları tanımaya ve tatillerinize ve size. Ya bu travma devresi böyle atlatılır ve bu meslekte böyle ilerlenir. Ne olur sonra? Bir, bir buçuk yıl sonra ya ben bunu tam zamanlı meslek olarak yapmak istiyorum dediğinde planlayıp mesela diakonide yarım gün bir hafta, Caritas'ta yarım gün bir hafta veya X bir hastanede bir hafta, X bir hastanede yani iki ayrı yerde çalışarak bunun yanında bir yan iş alarak bazen şöyle de olabiliyor. Kadrolu olarak bir kurumda yarım gün çalışıyorsunuz. 900 ile 1200 lira arası maaş alıyor. Arta kalan zamanlarında yine aynı mesleği iki veya üç kişi yaşlının evine giderek ambulant deniyor buna. Veya kendinizi gidersiniz özel evlere servis yapan ki şu anda multikültürel çok kültürlü bakım evleri oluştu. Duisburg'da var, Frankfurt, Almanya'nın hemen hemen her yerinde var. Buralarda bakın Türk insanı da var, Türkiye'den gelen başka Müslümanlar da var. Hatta ben mesela bulunduğum şehir Offenbach, burada bir kurum var. Türk yaşlı hastaları çok, Almanlar da var. Türk yaşlılar diyor ki ya bize bir genç gelse de, kadın gelse, erkek perşembe günleri gelse de ertesi gün cuma, biz öyle öğrendik, cuma günü bize bir Yasin okusa. Şimdi bakın siz eğer Altın Betüreğer olursanız, yaşlı bakım destekçisi, bunun eğitimini alırsanız, Zeyzorge eğitiminizi alırsanız, o gittiğiniz evlerde Türk hastalarınız varsa ki Almanya'da var şu anda ve yana yakına aranıyor, onlara bize bir Yasin oku dediğinde okuyuverirsiniz Yasin'inizi, Zeyzorge'nizi yapmış olursunuz. Veya onun ya evladım bugün bir yakınım vefat etti, ne yapacağımı bilemiyorum, bir hoca olsaydı. Siz ona gerekli şeyleri, dini bilgilerini aktarıp şunları yapmadan ziyade işte onu moral motive ederek neyin nasıl yapılacağını, hatta yanınızda bir hoca temin edebilir. Daha olmadı kendiniz onu Zeyzorge çerçevesinde, kanunun verdiği şeylerde bir Müslümana tabii. Bakın yapabilirsiniz. Ama altın betura yersiniz. Ne yapıyorsunuz? Mesela şöyle yapıyorlar. Yarım gün bir kurumda çalışıyor, 1000 euro alıyor. Bir Türk yaşlı bakım evinde de haftada 3 tane gittiği hastası var. 2'şer saat Betroyunk'a gidiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Evine geldiğinde mesela saat diyor 10'da bir hastamın evine gidiyorum 12'ye kadar. Evine girdiğinde önce hoş geldin işte Melahat teyzen nasılsın, iyisin? Gel üstümü bir değiştir ver, üstünü değiştiriyor. Zaten o giyinmiş etmiş. O odasında temizlenecek kısım varsa ona bakıyor. Mektupları gelmişse onu. Evinin içinde yapılacak bir iki bir şey varsa karşılıklı oturup bir çay içip kahve içip konuşurlarken biraz moral motive, ondan sonra da onun ihtiyaçları, yani o 2 saatlik süre işte Betreuung yaptığınız, eviyle ilgili, ihtiyaçlarıyla ilgili, ilacını aldın mı, saçı taranacaksa saçını tarama, ya dışarıya yeni bir ürün gelmiş beraber alalım, bir çıkıverelim şuradan meyveyi birlikte alalım. Yani Hauswirtschaft'ta denilen ama Betreuerler yapıyor bunu. Böyle 3 tane hastası var. Dolayısıyla bunlar özel hasta olup kasa bunların parasını ödediği için, bakın 2 ayrı kurumda çalışıyor. 1000 euro kadar parasını bir kurumdan alıyor. Bu sadece 3 hastadan 700-800 euro kadar da aldığı ücreti. Çünkü yaptığı işlerin genişliği var. Yani bir kişi bu işi tam gün yaparak 1500, 1800, 2000, 2200, 5000 euroya kadar çıkar. Ama bunun zamanı var. Şimdi bunu, bu mesleği bir mühendislik, bir doktorluk, bir avukatlık gibi paraya odaklanıp ben yine şunu yapacağım. Ya Türkiye'de şu kadar şöyle bir meslek sahibiydim. İşte ben şöyle ilahiyatçı, şöyle öğretmen, şöyle biriydim. Hatta bunu bırakın bu manevi bakımı. Arkadaşlar şuna kenetleniyor. Ya biz öğretmen olarak alıyorlar ama hocam bize çok düşük maaş veriyorlar. Hatta birileri de diyor ki ya bırakın siz başka mesleklere gitmeyin. Ausbildung falan yapmayın. Çocuklarınız ve siz nereden başlarsanız öyle gidersiniz. Tamam bir bakıma doğru ama yanlış. Almanya'ya gelmiş 40 yaşlarında insanlar, yani 30'la 50 yaş grubunda bir insansınız. Kadın ve erkek, çoluk çocuk sahibi, anne baba. Sizi işe alırlarken ben bundan ne kadar faydalanabilirim? Bana ne kadar para kazandırır? Ben buna ne vereyim? Bunu düşünüyor. Öğretmen bile olsanız. Çünkü 30'da 45 yaş arası kadınlar en çok ne diyelim, krank, yani ay içerisinde en az 2-3 defa doktor rapor alıyorlar. Almanlarda da var. Bu normal. Kadınların yapısı gereği. Dolayısıyla kanun da buna koymuş. Dolayısıyla mesleklerinde Alman, özellikle Almanya'dakileri tercih ediyor. Yani yerel ülkeler. Konuyu dağıtıyor gibiyim ama değil bakın. Şöyle kenetlendiğiniz için herkes Zeyzorge mesleği meslek değilmiş. İyi maaş alınmıyormuş. Biz o zaman ben öğretmensem öğretmenliğimi yapayım, mühendissem mühendisliğimi. Ben de tam tersini söylüyorum. Bu kardeşiniz mühendis ve ilahiyatçı. Ben manevi bakımı ama şimdi yaşlı bakımla yapıyorum. Yaşlı bakım mesleğimden Allah'a şükür 4 kişiyiz biz. 2 çocuğum var. Kiram ve bütün masraflarımı çıkaracak kadar gelirim geliyor.
Yani şöyle söyleyeyim. 2500 euro bruta yakın bir ücret alıyorum. Bu daha da artabiliyor fazla mesai, az mesaiye göre. E çocuk parası ve diğer şeylerinizde mesela çocukların kendisi birisi Ausbildung yapıyor, kendi şeyini alıyor. Bir diğeri buffet. Yani sonuçta şunu merak etmeyin. Almanya şunu tespit etmiş. 4 kişilik bir aileye 2100 euro, 2000'den aşağı bir para giremez o eve. Nasıl giremez? Siz bir manevi bakım rehberi olarak yarın gün çalışıp 1000 euro alsanız, eşiniz de başka bir işte çalışsa veya o da çalışsa 5-600 euro da o alsa 1500-1600 biz nasıl geçineceğiz? İki çocuğunuz varsa 430 euro çocuk parası geldi mi? 1500 ise 1700 ise 400 de 1900-2000 euro para yaptı mı? Yaptı. Peki bu size yetmeyeceği için kiralar yüksek. Kira yardım alıyor musunuz? Deutsche Bank'ın müdürü de olsanız kira yardım almak fakirlik sembolü değil. Bu devletin verdiği ödenek bu. Herkes alıyor. Yani aylık 7-8 bin euro maaş alan da alabiliyor. Düşük olan da ama o şartları sağlayan. Sonuçta bir eve girmesi gereken miktarın 4 kişilik bir ailenin altına düşürmeyeceği için devlet geri kalanını devlet ya. Peki hocam hep böyle mi gidecek? Hayır. Ne yaparsınız? Önce bu işi öğreninceye kadar bir yıl böyle devam eder. Ondan sonra bunu tam zamanlı yapmaya da geçersiniz. Tam zamanlı yapmaya geçmenin yolu da söylüyorum. Seelsorge manevi bakıma geçmenin yolu Almanya'da Betreuung semineri alıp mümkünse Alten Betreuer anlattım. Vücut bakımı, yıkama bunları yapmıyorsunuz. Altını almıyorsunuz. İlaçlarını dahi vermiyorsunuz. Sadece onu dışarıya çıkarma, ev ihtiyaçları, kitaplarını okuma, zarflarına bakma. Yani o kişinin moral motive ve fiziksel desteklerini sağlıyorsunuz ve bir de manevi rehberliğini yapıyorsunuz. İşte orada o Betreuerliği yaparken size Seelsorge eğitimini almış almamış olanlar yanlış Seelsorge yapar. Ne yapar? Ya bana bir hoca lazım dese dur ben sana hocalık yapayım. Seelsorge eğitimini almamışsa ben zaten ilahiyatçıydım. Zaten ben ablaydım. Veya ben işte yıllar esas öğretmenim ama yıllardır işte Türkiye'de veya filan ülkede 5 tane kadına Kur'an öğrettim. Onlara her hafta sohbete gittim. Hadi vaaz ver. Ondan sonra ne diyecek biliyor musunuz o yaşlı bakımcı şirketin sahibine? Ya bana bu gönderdiğiniz Betreuer'i bir daha göndermeyin. Geldi mi ben ondan bir dua istedim. Bana bir saat vaaz verdi. Canım sıkılıyor, kafam kaldırmıyor. Başka birisi gelsin. Ne oldu? Yanlış yapmış oldunuz. Demek ki Seelsorge eğitimini de alır da Betreuer'de kullanırsa bunu niye şimdiden yapın diyorum. 2 sene sonra inanın bakın Almanya geneli hatta 3 sene sonra şu andaki bütün ilahiyatçılar, bütün PDR'ciler, bütün psikologlar Seelsorge mesleğine yönlenecekler. Müslüman olan ve Türkçe konuşanların çoğu. Çünkü ihtiyaç olacak, aranacak. Eğer kendi mesleğiyle ilgili işleri bulamamışsa buraya gideyim bari. Özellikle de bakın 40 yaşın üstünde, 50 yaşın üstünde iş bulması zor olan insanlar buna yönelecek. Çünkü bunda yaş kavramı yok. Ben 56 yaşında manevi bakımı 56 yaşında nasıl iş bulabilirdim? Şöyle buldum. Çalışıyordum ben. Ben de sizler gibi job center'daydım. Bu süreçte mülteci değilim ama Samanyolu'nda çalışırken kurumumuz olduğu için faaliyetlerini durdurduğu için ben de job center'a geçtim. Job center'a geçince Almancamın yeniden bir kursunun devamını C2'ye kadar bitirdim. Sonra ne yapayım? Meslek sordu bana niye gazeteci olmuyorsun? Niye televizyoncu? Niye mühendis? Niye ilahiyat? Bunları yapmak istemedim. Zaten almak da kolay kolay istemiyorlar. Alırlarsa da düşük meslek veya sizi bir meslekçe düşük kişinin altına veriyor. Ben kendi örneğimi veriyorum ki. Şimdi 45-50 yaşında bir ablamız varsa dinleyenlerden. 35 ile 45 yaş arasındakiler. Siz kendi mesleklerinizi yaparken bile şu anda bırakın bu manevi rehberliği. Gittiğiniz Alman kurumunda size yaşça sizden 5-10 yaş küçük belki daha da küçük 20 yaşlarında Ausbildung yapmış 3 yıldır 5 yıldır orada çalışan birisi bölüm şefi olarak başınızda olacak. Siz idarecilikten de gelmiş biriyseniz ya ona katlanacaksınız. Çünkü katlanmak da bazen kendi dilimizden bir Türk genci sizin şefiniz oluyor. Aa, bu Türkiye'den gelenler bizim burayı bilmiyor. Almanya'yı anlamaz bunlar. Dolayısıyla şuraya getirmek istiyorum. Her meslek grubunda yaşanan sıkıntıyı bu meslek grubunda pek kolay kolay yaşamıyorsunuz. Ama bunda da yaşayabilirsiniz. Başka ve kendi mesleğinizle ilgili özellikle 45 yaş arası, 50 yaş arası iş bulmakta zorlananlar Alten Betreuer, Kinder Betreuer. Bakın çocuk yuvalarında Betreuung. Çocuğun altına bakma başka okul öncesi eğitim gibi değil. Ama bu çocukların destek, onlara oyun oynama, çocuğu dışarı çıkıp gezdirme. Yani bir Erzieher gibi konumundasınız. Dolayısıyla Kinder Betreuer, Alten Betreuer, Jugend Betreuer, sadece Betreuer. Ama öncelikle şu anda Almanya'nın birinci derecede aradığı 2 meslek var.
Türkiye'den de ve bütün bu Mart ayında çıkan kalifiye işçi çerçevede bir tanesi IT, bilgi işlem branşı, ama ondan daha önde olan yaşlı bakım alanı. Yaşlı bakım hemşireleri veya hemşireler. Şimdi bunu derken şunu söylüyorum. Hemşire olanlar için de ideal bir alan. Ya hemşireliğimi burada yapmak istemiyorum veya Almancam düşük. Ben şimdi Almancayı yapıncaya kadar zaten hemşirenin de tam tanımı. O zaman onlara şunu teklif ediyorum. Altın Petroleum seminerine katılın. Altın Petroleum kursunu alın. Şu tabiri unutmayın. Yani Altın Petroleum sosyal yasa 11'e göre sosyal yasanın 43B, 53B. Hiç bunu demeseniz bile Altın Petroleum olmak istiyorum. Petroleumcraft yani refakatçi, danışman, motive edici personel, uzman eleman. Mesela Fliegerkraft deniyor veya Lehrkraft deniyor. Ne demek bunlar? Siz öğretmensiniz, iki branşlı değilsiniz. Burada öğretmenlik yapamıyorum. Ama sizi şöyle alıyorlar. Lehrkraft, öğretmenlik alanında eğitim almış, pedagoji alanında eğitim almış, uzman personel demek. Doktorluk yapamıyorsanız, medisinize craft diyor. Mühendislik, engineer craft. Craft demek o alanda bir eğitim almış, formal eğitim almış eleman. Dolayısıyla sizler ilk etapta zaten kendi mesleklerinizi bile o alanda eğitim almış eleman olarak yapıyorsunuz şu anda piyasada. Yapan arkadaşlar, girenler yani şu anda %5, %95 genelde bu. Dolayısıyla Altın Petroleum en çok aranan alan olduğu için herkese Petroleum seminerlerine katılıp Ausbildung onun seminerin eğitimini alın, belgesini alın. Normalde 1500 ile 2500 euro arasında bir ücreti var. Bunu Job Center ödüyor. Stajını yapıyorsunuz. Nasıl alabilirsiniz? Bunu Job Center'e söylediğinizde de ben Altın Petroleum olmak istedim dediğinizde veya Petroleum Craft size 6 aylık bir masnahme verilir. Yani bir şey. Neden 6 ay? Bu 3 ayda olabilir. Eğer B1 Almancasındaysanız B1 Almancanız yeterli görülür. Yetmiyorsa içinde 2-3 ay kadar Berus Betzogene Deutsch yani meslekle bağlantılı Almanca, sonra stajyeri bulma ve bir ay kadar staj yapma. Ondan sonra da Bewerbungunu yapıp bu Petroleum eğitimini alma. Bir ay kadar da bu eğitim sürdü. 1-2 ay. Toplam 6 ay yapıyor. Ya da Almancanız B1'in üstünde, B2 seviyesinde, C1 seviyesinde ben Altın Petroleum olmak istiyorum. Önce bir ay staj yaptırır, yaparsınız. Stajyeri buldurur. Size bir tane koç verirler. Ve stajyerlerine git müracaat için Bewerbungu hazırlama. Burada da şu anlaşılmasın. Ya arkadaşlar yanlış diyor. Ya diyor seni Bewerbungu hazırlama kursuna göndermişler. Yani iş yeri arama. Sakın ha gitme. Aylak aylak geziyorsun. Kardeşim adı Bewerbungu yazma. Orada sizin stajyerinizi birlikte bulacağınız projenin içindeki başlık olduğu için Bewerbungu tabiri geçiyor. Yani müracaat tarihi, müracaat işlemleri, dosya hazırlama, CV hazırlama. Ama bunun yazması ve stajyerini bulmak bile bazen zor oluyor. Size birlikte stajyeri bulma. Bulduktan sonra, stajdan sonra orası size aldığı zaman gönüllü olarak orada başlayabilmek için bunun seminerine katılma. Artık bunun seminerini bildiğiniz eğitim görüyorsunuz. Online bile gösteriliyor şu anda. Ve bu eğitim dediğim gibi 80 ile 160 saat arası alınca belgenizi de alıyorsunuz. Bir Ausbildung sahibi oluyorsunuz. Hemen yine bir soru geliyor. Ya Ausbildung 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl değil mi? Ausbildung tabiri yanlış bilindiği için tıp öğrenimini yapmak da Ausbildung'tur. Mühendislik öğrenimini yap, üniversite okumak da Ausbildung'tur. Fakat Ausbildung deyince Türkler sadece ortaokulu, Hauptschule'yi bitirenlerin veya Realschule'yi bitirenlerin gidip meslek eğitimi yaptığı anlıyorlar. Bu bir anlamı vardır doğru ama eksik. Tıp üzerine eğitim yapmak demek tıp Ausbildung'u, üniversitede yapılan tıp Ausbildung'u yüksek öğrenimle yapılan Ausbildung demektir. Ama hemşirelikten giderseniz önce hemşirelik Ausbildung'u alırsınız, sonra hemşireliğin bir üstü olan Fachkraft Ausbildung'unu alırsınız. Tıbba başladığınızda doktorluk öğrenimini alırken tıp Ausbildung'unu yapıyorsunuz demektir. Dikkat ettiniz mi? Bazı Lebenslauf'larda nasıl yazıyor? Ha yanlış yazmışım diyor arkadaş. Niye? Hocam diyor personliğe dağıtın kişisel bilgilerinden sonra Ausbildung'en yazmış diyor. Onun altında Berus Erfahrung diyor. Ausbildung ya diyor bunun hani Schulische Bildung. Ausbildung demek sizin eğitim alarak yaptığınız ne eğitimleriniz var ve bir de en sonunda aldığınız mesleki eğitim ne demektir? Schulische Bildung dediğiniz zaman sadece okula gittiğiniz ama meslek eğitimi almadığınız anlaşılır. Dolayısıyla Ausbildung yapmış olan bir kişi doktor da Ausbildung yapmıştır. Ben size bunu anlatırken ne olur Altın Petroleum yaptım. Bir ayda belge aldım. Şimdi ben Ausbildung mı yaptım? Evet siz Ausbildung yaptınız. Bir aylık çünkü bitince sizi bir sınav yapıyorlar ve size bir test veriyorlar. Size bir ev ödevi veriyorlar. Hakikaten B1'den aşağı Almanca olduğumu bunu konuları da anlayamazsınız. Sonuç itibariyle kesildi galiba. Bir saniye. Sonuç itibariyle konuları da yani B1 seviyesinde Almancanız olacak.
Ha, bazen Türkçe verilen Petroleum Scrap seminerleri de olabilir. Ama B1, B2 Almancası yapanlar, özellikle B1 yapanlar, hadi A2 yapmış biraz konuşamasa bile konuşulanı anlıyor, yazılanı anlıyor, pratiği az. Hiç problem değil. Katılın seminerleri, zaten Almancanız eksik kalırsa destekleniyorsunuz. Almanca destekli Petroleum Scrap. Ve bunun parasını bir kez daha söylüyorum, Arbeitsamt ödüyor, Job Center. Sonra ne oluyor? Bittiğiniz zaman muhakkak Caritas'ta, Diakoni'de, Rotocruz'da, herhangi bir yaşlı bakım evinde, bulunduğunuz mahalledeki bir yaşlı bakım, senior hastanelerde, her yerde Petroleum Scrap olarak, şu anda bu program bittikten sonra internete yazın, indi. Petroleum Scrap aranıyor. Altın Petroleum. Bir sürü paralarını bile göreceksiniz. Ücretlerini bile. Yani ben bu kadar detay şey yapmış olmayayım. Sonuçta ben bugünkü hedefim şuydu sizlere anlatmak. Manevi rehberlik için Altın Petroleum veya Petroleum yoluyla kadrolu personel olup o Petroleum'i yaparken mesleğin içindeki Z-Zorge eğitimini, peki Z-Zorge'yi nasıl alabilirim? Bu Petroleum üzerine bulunduğunuz yerde bir Müslümişle Z-Zorge, Müslümişle Krankenhaus Z-Zorge veya normal Z-Zorge Ausbildung'u varsa bunu da talep edebilirsiniz. Yoksa şu anda Amerika'daki Respect Üniversitesi ile Kanada'daki Calgary Koleji, bakın bunlar bir reklam yapma anlamında değil, Türkçe dilinde ama İngilizce sertifikalarını veriyor. Bu da garip değil. Sizler Türkiye'de üniversiteyi bitirdiniz, Türkçe eğitim gördünüz, üniversite diplomalarınız Türkçe. Size soruyorlar mı? Aa, sen Türkçe eğitim gördün. Geçen gün bir arkadaşımız Z-Zorge'de, doçent bir arkadaşımız, doktor bir arkadaşımız, Süleyman Hoca'dan merak ediyorum bu sorunun cevabı diye onu cevaplıyorum şu anda. Acaba ya diyor, siz niçin Almanya'dasınız? İngilizce bir sertifika, İngilizce ile ne işiniz var? Türkçe ile ne işiniz var? Burada Almanca bu eğitim almanız lazım. Prensipte doğru ama bakın, siz kendi dilinizde en iyi anlayarak eğitimi alırsınız. Manevi bakım eğitimini ve Petroleum eğitimi, yani Z-Zorge eğitimini kendi dilinizde alın. Hatta Türkiye'de ilahiyatta manevi bakım, manevi rehberlik eğitimi almışsanız zaten görmüşsünüzdür, bunu bile tanıttırırsınız. Ancak yetmez. Almanya'da şu konuda haklı o doktor arkadaşımız. Almanya'da çalışma hayatına girerken mutlaka ya tanınmış bir eğitimi almış olacaksınız ya da Almanya'daki o eğitimi. Almanya'daki karşılığı Almanca olarak Z-Zorge eğitimi almak. Özellikle Müslüman olduğunuz için Müslümişle Krankenhaus Z-Zorge veya Müslümişle Z-Zorge eğitimi almak. Wiesbaden'de var, Offenbach'ta var, Köln tarafında var. Almanya'nın belirli şehirlerinde var. Onu arkadaşlar özelden sonra sorarlar. Onlara bulunduğu şehre göre tarif ederiz. Şimdi şurada şuraya da sona gelmiş olayım. Z-Zorge eğitimini, sertifikasını aldığınız zaman mesela Calgary Koleji ile Kanada'daki Respect'ten diyelim ki manevi rehberliğe giriş birinci, şimdi Mart ayında galiba Türkçe seminer başlayacak. Aslında İngilizce bu da. İngilizcesi olmayanlar için veriyorlar. Şimdi bu sertifika programına katıldınız, aldınız. Artınız ne, eksiniz ne? Eksiniz sadece şu, Almanca almamış olmanız. Zaten Almancalarınız ne kadar? Ya da İngilizceniz çok iyiyse İngilizce alın. Hiç problem değil. Ama aldığınız sertifika Almanya'da geçerli. Ne anlamda geçerli? Siz manevi rehberlik olarak İngilizce akredite bir kurumdan dünyanın neresinde olursa olsun, isterse Afrika, ve bu akredite kurum Almanya'nın o bona gönderdiğiniz diploma değerlendirme belgeleri gönderdiğiniz ZAP denilen, yani Bonn merkezi var ya, Zentrale Ausländische Bildungswesen, üniversite diplomalarınızı gönderip de tanınma diyorsunuz. Aslında tanınma değil de Zeugnisbewertung yaptırdığınız yere, onların kataloğunda sizin bu eğitimi aldığınız üniversite, kolej veya lise kayıtlıysa A şıkkı veya burada kayıtlı değil ama siz İngilizce uluslararası kredi sistemine göre kredilendirerek alınmış, en aşağı 80 ile 100 saat arası, ki onlar da öyle veriyor. İki, ve uluslararası onun bir formu var. İnstitüde resmi olarak bulunduğu ülkede tanınan bir şeyse bu belgeniz geçerli. Siz bu konuda formal eğitim almış, kabul ediliyorsunuz. Yani ama Almanca, bulunduğunuz kurumda Almanca konuşacağınız için doktor arkadaşımız şu konuda haklı. Ben şimdi Almanya'dayım, yaşlı bakım evinde manevi rehberlik, Z-Zorge yapıyorum ama bu Z-Zorge eğitimini ya Türkiye'deki ilahiyattaki derslerden almışım ama eksik, ama esas şuraya geleyim, Kanada'daki veya Amerika'daki kurumdan aldınız veya Almanya'da bir Türk yerinden aldınız Türkçe. Fakat size bunun sertifikasını Almanca verdiler veya İngilizce verdiler. Almanca verirse problem yok zannediliyor. Ama o kurum resmi bir kurum değilse Almanca da alsanız yine anlamı yok. Demek ki kurumun dernekse dernekler siciline kayıtlı, enstitüse resmi enstitü
üniversite veya yüksek okulsa öyle bir kurum olması lazım. Ya da bakın bu Altın Petrol'ü veren SGD Almanya'da tanınmış, Almanya'nın en tanınmış bir uzaktan öğrenim okulu. Hani bizde de var ya, FONA vardı, şimdi Boğaziçi Enstitüsü kuruldu. Birçok enstitüler kuruldu. Üniversiteler bile uzaktan öğrenim. Zaten bu pandemiden dolayı uzaktan öğrenime geçildi. Almanya'da Europa Fachschule var, AKAD var, ondan sonra ILS var. Birçok böyle şu anda buralarda, hatta bu uzaktan eğitim kurumlarından eğitim, Ausbildung veya Gymnasium Realschule bitirme belgesi buralarda bitirip uzaktan öğrenimle oturum alan, oturumunu uzatan insanlar da var. Bunlar yeter ki Almanya'nın uzaktan öğrenim merkezine kayıtlı olacak. Onun adı da şudur bakın, Azav, gösteriyorum. Siz herhangi bir kurumdan ister bu manevi rehberliği alın, ister başka meslek, kendi mesleğin. Mesela gruplarda bilgisayar kursu veriliyor. Arkadaşlar hurra bilgisayar kursu alıyor. Alsınlar, öğrenmek kârdır, güzel, ama bir şeye dikkat etsinler. O sertifika ister İngilizce verilsin, ister Türkçe, ister Almanca. O kursu veren kurum, Almanya'nın uzaktan eğitim veren, uzaktan eğitim verenler birliğine üye değilse akredite değil. Sadece bu mesleği ben biliyorum olarak alırsınız. Sizi alacak olan şirket bu konuyu biliyor musun? Biliyorum. Yap bakalım, yaptın, ben seni alıyorum derse alır. Ama resmiyetiniz yok bakın. O yüzden resmi kurum olarak nereden bir sertifika programına katılıyorsanız mutlaka uluslararası, ya yani bulunduğu ülkenin uzaktan öğrenim birimine kayıtlı mı? Değilse bile bunu veren kurum resmi olarak bir dernek mi, enstitü mü, buna bakın. Ve verdiği belgenin resmiyetinin de akredite, ETC yani kredilendirme sistemi veya saate göre en az 20 saat olması lazım. 20 ile 30 saat arası. Onun dışında 80 saat Ausbildung için geçerli olan resmi bir şeyi ifade eder. 20 saatlik de bir Ausbildung vardır da Ausbildungçuk denir ona. Ama yine Ausbildung olarak kabul edilir. Fakat sizlerin kafanızda canlandırdığınız mesleki Ausbildung anlamında 3 aylık eğitimde aldınız. Mesela şu anda gruplarda Berlin'de bir sanitarik ilk yardım, acil yardım elemanı. Türkiye'de de var ya 112 personeli. 3 aylık bir eğitimle 112 personeli, acil yardım personeli olabilirsiniz. Almanya'da ve bu bir Ausbildung'dur. 1800 ile 2000 euro arasında maaş alırsınız. Sanitarik veya Notfall Sanitarik. Nasıl olur? 3 ayda size temel bilgilerini öğretiyorlar ama kural B2 Almancanız olacak. 3 aylık eğitim alıp bitirince de bir devlet sınavı yapacaksınız. Ne demek devlet sınavı? Devletin bir görevlisi gelecek. O sizi, yani bir başhemşire veya bir doktor. Bunda da manevi rehber sorumlusu. Öğretmenlikte de gerçek bir müfettiş, öğretmen veya müdür. Yani devlet sınavı varsa, bitirince biz devlet sınavıyla bitiriliyorsa, nedir o? Staatlich anerkannt ya da Staatlich genehmigt, devletçe onaylı, devletçe tanınan, uzaktan öğrenime akredite. Böyle bir semineri aldığınız zaman, ki işte size anlattığım Seelsorge eğitimini, mesela ben burada Selam isminde bir başka bir, yani Arap kökenli, Almanya'da doğmuş büyümüş, Almancaları süper ama Arap, birisi Faslı, birisi Mısırlıydı galiba. Karı koca bunlar kursunu veriyorlar. Selam kurumundan aldım. Bu kurum halk arasında yanlış biliniyordu. İşte sapmış bir cemaat gibi biliniyordu. Halbuki hiç oradan katılanlar da varmış. Sonuçta son derece profesyonel eğitim verdikleri için Almanya'daki çatı dernek olan kiliselerin ve hepsinin bağlı olduğu resmi manevi rehberlik derneğine bağlı olduğu için biz Almanya'nın ilk Müslümişe Krankenhaus Seelsorgeleri olduk. Notfall, acil Seelsorgeleri oldu bakın. Hani bir kaza olur, arkadaşlarımızdan olanlar da bir kaza olur. Kaza anında gidersiniz, adam ölme durumundadır. Hemen bir tane derler ki manevi bakım elemanı gelsin, bu ölme durumunda. Buna Notfall Seelsorge denir. Ya da ölme durumu değilse bile acile kaldırılacak. Bunun bile eğitimi var. Ya da telefon Seelsorge, şu anda pandemiden dolayı. Evde bir tane hastamız var, ölme durumunda, bize hemen telefonla bağlanıp moral veriyorsunuz. Yasin okuyorsunuz. Bir şey. Yani sonuçta toparlayalım. Bunların hepsinin eğitimi var. Bu meslek, kendinizi bu yönde yetiştireceksiniz. Bu mesleğe girmenin yolu Betroniklerden geçiyor ve Seelsorge eğitimlerinden geçiliyor. Job Center'ler bundan ücretlerini ödüyor ama nasıl ödeme, nasıl isteyeceğinizi zaman içerisinde sorular geldikçe söyleyeceğiz. Arkadaşımızın sorduğu, İngilizce eğitim almışım, ben burada ne işe yarayacak bu sertifika? Evet, yarıyor. Çünkü manevi rehberliğe giriş sertifikası çok güzel. Bunun ne olduğunu bizim kursumuzda, mesela Kanada'dakinde biz yaptığımızda, Kanada'dakini burada Almanya'da uzaktan öğrenimle, doktor vardı, avukat vardı, psikolog vardı, hatta doktor psikolog, ilahiyatçı vardı, benim gibi mühendis ve ilahiyatçı vardı, ev hanımı vardı,
başka mesleklerden de yaklaşık 20 küsur kişilik bir gruptuk. Herkes bitirdi, 100 saat aldık ve bizim bu belgemiz İngilizce gelecek. Ve bu ben bunu zaten yapmıştım da ekstra. Acaba Kanada'da nasıl? Ve Türkçe dilinde, ilk defa Türkçe dilinde bunun seminerini aldık. Ben master'ını Türkçe yaptım ama biraz Türkiye'deki anlaşılan ilahiyatın manevi bakım, manevi rehberliğiydi. Benim anlatmak istediğim size, ömür boyu bu manevi bakımı, hasta bakımı, yaşlı bakımı ya da kadın evlerine düşmüş, sığınma evlerine düşmüş zordaki kadınlara yapılacak manevi bakım ya da çocuk sığınma evlerine, gençlik sığınma evlerine düşmüş, Jugendamtlara düşmüş gençler, işte bunlara yapılan bütün veya hapishanedeki Müslümanlar, hapishanedeki kadın, mesela az da olsa Türk genç kızları da var Müslüman. Bana diyor bir hoca gönderin, erkek değil kadın istiyor. Bana diyor Kur'an'ı öğretsin, bana diyor dinimi anlatsın. İşte buraya kadrolu olarak Almanya'da zaman zaman İçişleri Bakanlığı ilan yapıyor. Askeriyeye, polise, hapishaneye Almanya'da doğmuş, büyümüş, değilse süresiz oturumu olan veya Almanya'da oturumu olan, Almancası en az B2 olan ve akredite bir üniversite mezunu ve bu Seelsorge eğitimini almış olan kişiye, almamışsa bile ilahiyat mezunu olup imam veya imame, yani vaiz veya vaize, bu kişileri hapishaneye, hastaneye kadrolu alabiliyor. Sınırlı. Bu şu anda sınırlı. Ama demin anlattım başta, bununla bitirmiş olalım. Bavyera şu anda hızlandırıyor bu sene. Bizim Seelsorge grubumuz olanları zaman zaman bilgilendirmeye çalışacağım ben. Bundan sonra biraz daha böyle hani daha çok içeride bilgilendirme de yapacağız ama ben yazmaya çok geç. Arkadaşların çoğunun vakti boş Yusuf Hocam. Habire yazıyorlar. Ben zaten yaşlı bakımlar arasında sıkıştırıp yazamam. Müsait anda yazmam lazım. O yüzden böyle sorular biriktikçe ben onları ya Zoom programında ya da bazen Zoom'un dışında kişiye özel WhatsApp'la görüşerek de 2-3 kişiye özel yapabiliriz. Mesela bakarız 4 kişinin sorusu birikti. Yarın şu saatte 4 kişi, çünkü WhatsApp'tan 4 kişi görüşebiliyor. Skype olandan ona göre, Zoom'dan ona göre. Yani kişiye özel Seelsorge bilgilendirmeleri öyle yapalım. Ama onun dışında arada girdikçe soru cevap vermeye çalışıyorum. Şunu cevaplamış olduğuma inanıyorum. Bazı kişiler işte o, yani şöyle ben ortalığı karıştırmış gibi olmayayım tabirini de kullandı. Seelsorge birimimizdeki doktor abimiz yazmıştı ama karıştırma niyetiyle değil. Fakat söylediği, yazmış olduğu şeyden insanlar bazıları ürktü mesela. Diyor ki ya Almanya'dasınız, burada Almanca eğitim alacaksınız. Ne İngilizce ne Türkçe. Tamam, bunlar doğru da o zaman şunu söyleyeyim. Bırakın İngilizceyi, Türkiye'den, Filipinler'den, bütün dünyadan geldiniz şimdi muhacirler. Geldiniz ülkelerden eğitimlerinizi aldınız. Size niçin Almanca eğitim almadınız diye soruluyor mu? Diplomalarınızın denklik veya değerlendirmesine bakılıyor. Onu da söyledik. 2012'den itibaren 4 yıllık yüksek, yani lisans mezunları bachelor olarak tanınıyor. Yüksek lisanslar da master. Sertifika programlarınızı da Türkçe bile alsanız Almanca'ya çevirtiyorsunuz ama nasıl? Türkiye'de halk eğitimin veya Türkiye'de iş kurun veya Türkiye'de Süleyman Demirel Üniversitesi, atayım Boğaziçi Üniversitesi'nin koçluk 100 saatlik 20 saatlik seminerlerine katılıp sertifika almışsınız. Aile koçluğundan eğitim koçluğuna veya yani diyetisyenliğe bile. Bunlar geçersiz mi? Hayır. İnanın aldığınız her belgenin Almanya'da anlamı var. Bu belgeyi almasanız bile bakın bir mesleği bir şirkette 5 yıl yapmışsanız ilkokul mezunu birisisiniz. İlkokul 5 yıl yaptınız. 5 yıl. Eğer o bir şirketiniz var da kendiniz işletmişseniz ustabaşısınız. 7 yıl yapmış, ustabaşı değil ama 5 yıl mesela dikiş dikiyorsunuz. Veya kaynak ustasısınız. Veya araba tamircisi. Dükkan açtınız, 7 yıl işlettiniz. Ya da bir dükkanda 7 yıl yaptınız. Ticaret odasına gidiyorsunuz. Ben bu işi 7 yıldır yapıyorum dediğinizde sizi Almancanızın da, tabii Almanca konuşabilmeniz, bulunduğunuz yerel dili, B1 seviyesinde Almancanız olduğu zaman, olmadığı zaman da sizin bu belgelerinizi alıp Almancayı B1 yap gel, seni imtihan edeceğiz. Veya henüz Almancanız yok, tercümanla imtihana katılayım, bu belgeyi alayım, alıyorsunuz. Almancayı B1 yaptıktan sonra mesleği icra edebilir diye veriyorlar. Yani siz üniversite mezunu değil, lise mezunu değil, meslek eğitim mezunu değil, çıraklıktan, alaylıktan 5 yıldır yapmışsınız. Almanya'da bunun anlamı var. 2 yıl, 5 yıl, 7 yıl yapmak. 20 yıldır ayakkabı tamiri, ayakkabı yapıyorum. Siz ayakkabı ustasınız. Türkiye'de yaptınız. Buraya gelin, inanın şuna. Yani İHK'dan ayakkabı, şu maher, Ausbildung yapmış gibi belgesini alıyorsunuz. Ve ustabaşı belgeniz. Yani bu aynen Ausbildung yapmışla eşit. Ama tabii bir takım şartları var. Yani şu kadar saat yaptığını, yaptıklarının neler olduğunu, 20 yılda
burada verilen eğitimdeki 2000 saati haydi haydi dolduruyorsunuz. Şimdi hemşirelik mesela yaşlı bakım yapmış. 20 yıldır yaşlı bakım yapıyor ama yaşlı bakım eğitimi almamış. Neleri yaptığına bakıyorlar. Kurumda diyor ki şu 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 şunları yapmıştır. Bu kişiyi Almancasıyla bir test yapıyorlar yarım saatlik süre içinde. O bilgileri bir sorduğu işte yaşlıya nasıl bakıyorsun, ilacını ne zaman veriyorsun, iğneyi nasıl, bunları yaparsa evet bu kişi yaşlı bakım personelidir, diplomasını alıyor. Ausbildung diplomasını. Hangi meslek branşı olursa olsun sınırlamıyorum bakın. Mühendislikten avukatla. Avukat yanında 20 yıl katiplik yapmış. Avukat yardımcılığı yapmış ama avukat Ausbildung'da eğitimi almış. Türkiye'de yapmış. Buraya gelmiş sadece Almancasını bilmiyor. Ama avukatın yanında dosyaya nasıl bakılır, hukuki terimlerin hepsinin Türkçelerini biliyor. Yaşı gelmiş 30-35, 20 yıldır da yapıyor yani 17-18 yaşında girmiş. Bu kişi burada o gördüğü avukatlıkla ilgili mühendis gibi onları belgeler, neleri gördüğünü antetli kağıtta gelir. Hatta kadrolu SSK hizmet dökümünde o avukat yardımcısı olarak çalışmıştır, büro personeli olarak çalışmıştır, terzi olarak çalışmıştır. SSK'nın şeyinde anahtarı, meslek anahtarı da varsa mesleğini %100 tanıyorlar. Almancası B1 olmak kaydıyla, bazı mesleklerde B1 olmak kaydıyla. Çünkü bu mesleği Almanya'da icra ederken o seviyede Almancası gerekiyor. Şunla bitireyim, bütün mesleklerde ister manevi bakım uzmanı, manevi bir rehber olun, ister ilahiyatçı, ister başka şey, mesleği yapabilmenin şartı Almanya'da B2 belgesi olmaktır. Doktorlar bile aprobasyon, yani bütün doktorluğu 2 yılda tanınıyor. Tanınmadan önce B2 Almancasına geldiklerinde bir doktorun yanında 2 yıllık doktor olarak çalışabilirler. Ama 2 yıldan sonra kendi muayenehanelerini açamazlar. Başka bir yerde çalışamazlar. O 2 yıl içerisinde doktorluklarını tanıtmaları lazım. Ama prensipte Türkiye'den geldim doktorum. Türkiye'den geldim uzman doktorum. Dolayısıyla ne yapar? O meslekle ilgili. İlahiyatçısınız. Bir kurum sizi ilahiyat personeli olarak almak istiyor. Ama uzman diyor. Ne yapacak? Ne yapacaksınız? B2 Almancanız varsa ilahiyat personeli olarak çalışırsınız. Psikologsunuz. Terapistlik yapmışsınız ama Almanya'da henüz tanınmıyorsunuz. Bakın psikologluk tanınması, özel tanıttırılması gereken meslek olmasına rağmen B2 Almancanız varsa bir psikoloğun, bir psikiyatrisin, terapi yapan psikoloğun ve psikiyatrisin yanında psikoterapist veya terapi yardımcısı olarak, fachkraft olarak B2 Almancanızla çalışırsınız. Daha sonra ise mesleğinizi tanıttırırsınız. Evet, manevi rehberlikle ilgilinin dışında da aktarmış oldum. Betroyer yoluyla gideceğini izah ettim. Bu manevi rehberliğin şu anda yapıldığı her yer Ehrenamtlik olarak yapılıyor. Fakat Ehrenamtlik yani gönüllü. Bu gönüllülük esasına göre yapıldığı zaman da boşa gitmiyor. Onu da söyleyeyim. Bunlar da bir müddet sonra birikip ana meslek şey olarak mesela 3 ay 4 ay Ehrenamtlik yaptınız. Hastaneleri ziyarete gittiniz. Hastanelerde hastaları 20'şer dakika 10'ar dakika ziyaret ettiniz. Ve bunu da belgelediniz. Yani Ehrenamtlik. Caritas, Diakoni gibi yerlerde veya bir yaşlı bakım evinde yaptınız. Bunlar belgelendiği andan itibaren bu da bir meslek eğitimine geçişte sertifikalandırılıyor. Bunları sonra izah etmiş olayım. Ama şunu bilsinler bugünkü programa katılanlar. Zelzor gibi meslek olmakla birlikte kadrolu meslek personeli olarak henüz Müslümanlar tanınmadığı için ama yine de Zelzor'a aranıyor. Kıdım kıdım da olsa her eyalette tek tük aranıyor. Fakat sizler şu anda bunu gönüllü yaparak, gönüllülüğün dışında eğitimini alarak ama 1 ve 2 yıl sonra buna ihtiyacınız olacak. O zaman kendi planlamanızı ben bunu daha sonra yapayım. Şimdi mesela Türkçe seminerlere katılıp sertifikanızı cebe koyup konuyu anlayabilirsiniz. Tam anlamak için Türkçe'ye katılmanız önemli. İngilizce'de tam anlayamayabiliyorsunuz. İngilizceniz çok iyi olsa da çünkü sadece ders dinliyor gibi oluyor. Onun anlamını anlamak. İngilizceniz çok iyi olursa İngilizce alın. Almancanız çok iyiyse Zelzorge Almanca alın. Ama Müslüman bir Zelzorge'yi öğrenmek için Türkseniz, Türkçe konuşuyorsanız Türkçe olarak eğitim alınacak. Hizmet Hareketi'nin diyalog kurumu da bunun altyapı çalışmalarını planlarında zaten yetki olarak da bazı şeyleri var. İnşallah belki 1 yıl 2 yıl içerisinde benim de dahil olduğum arkadaşlarla konuşuyoruz da tabii. Belki Hizmet Hareketi olarak da Zelzorge eğitimleri başlar. O zamana kadar her kurumdan alınabilir. Yeter ki doğru kurum olsun. Bilemeyenler bize sorabilir. İlahiyatçı, psikolog ve diğer meslek erbapları sorar. Hanımefendilerinde yani şöyle söyleyeyim son cümlem olarak ya ben ömrümün geri kalan kısmında hizmet etmek istiyorum. Yani Allah'ın memnun olacağı iş ama mesleğimi de yapacağım. O zaman ister mühendislik, doktorluk, ister sosyologluk hangi mesleği yaparsanız yapın. Dükkan bile işletseniz bir manevi rehberlik eğitimini alın Zelzorge. Bunu
Bulunduğunuz ortamda manevi rehberlik ihtiyacı olanlara ömür boyu yapacaksınız. Zaten şu anda hizmet hareketinin insanları Türkiye'de bile, burada da, bütün dünyada bulundukları yerlerde manevi rehberler zaten onlar. Yani hani bölgeci, abi, abla, bu tabirler ne? O bölgede insanlara ihtiyacın var mı? Bir şeyine yardımcı olalım mı? Şu ihtiyacı var, çocuğunun ihtiyacı, eş ihtiyacı. Bunlar hep manevi rehberliğin işleri. Ama bir şey yanlış. Mesleğe göre, hizmet prensiplerine göre doğrudur. Mesleğe göre sizin her şeyi yapmanız ve konuşmanız gerekmiyor. İnsanları dinliyorsunuz. İhtiyaçlarına göre ilgili elemanlarını, ilgili şeylerini buluşturuyorsunuz. O kimseye moral, motive, takviye eleman oluyorsunuz. Manevi dinleme personeli, manevi dinleme bakımcısı, manevi bakım eleman. Yusuf Bey, evet. Şimdilik bu kadar. Başka soru var mı acaba? Verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için. Allah razı olsun. Yeterli olabilir. Evet, sadece ben şunu ilave etmek istiyorum. Sizin sözünüz üzerine değil ama ben bir okulda praktikum yapıyorum. Orada bazı problemli çocukların yanında böyle betroyuk ablalar geliyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece o çocuğun yanında refakat ediyorlar. Çocuğu evinden arabayla alıyor. Ehliyet olması isteniyor. Onun da derse katılıyor. Bir iki cümlecik konuşuyor. Teneffüse beraber çıkıyor. Kantinde alışveriş yapıyor. Dersin bitiminde de tekrar onu evine bırakıyor. Bu kadarcık, yani aslında hiçbir zorluğu yok. Ben sormuştum onlara. Yani aslında dedi, bir öğretmenlik mezunu iseniz çok da fazla bir şey istemiyorlar sizden. Eğer eğitim fakültesi mezunuysanız direkt bile geçebiliyorsunuz. Yani zaten siz eğitimini almış kabul ediliyorsunuz bir miktar Almancayla. Bunu ben öğretmen kökenli abilere, ablalara başlangıç itibariyle tavsiye edebilirim. Tek bir şey ekleyelim. Bakın, evet alınırlar. Bunun adı Betroyer ama Zorge eğitimini mutlaka, veya Betreuung ille yaşlı için olması gerekmez. Hatta okula gideceklerse öğretmenler yine yaşlı için olanı alsınlar da yapmasınlar, veya gençler veya çocuklar için Betreuung seminerine katılıp Betreuung içinde Zorge'nin geçtiği, ya da gerçekten Zorge eğitimini bir aylık da olsa alsınlar. Niye? Bakın, o abla, öğretmen olan abla, öğrencinin yanında durduğunda Betreuung ile ilgili teknikleri, Zorge ile ilgili teknikleri bilirse daha anlamlı yapar ve birkaç tane yapacağı şey de var. Mesela kuru kuru dinlemek değil de kaliteli dinlemek. Yani dinliyorsunuz, çocuk konuşuyor, siz de arada telefonunuza bakıyorsunuz, dediğini yapacağız, veya diğer, öyle değil. Çocuk geldi, ya öğretmen böyle duruyor. Siz nasıl duracaksınız? Siz de onun gözünün içine bakarak, ya bu işi gücü bıraktı, beni dinliyor. Hastayı dinliyorsunuz. Kaliteli dinleme. Öyle dinleme. 5 dakikanızı veriyorsunuz. Bakın, yarım saat, bir saat değil. 5 dakika manevi bakım, manevi rehberlik nasıl yapılır 5 dakikada biliyor musunuz? Hiçbir şey konuşmuyorsunuz. Elini tutuyorsunuz. Şu örnekle bitireyim sizin şeyinizi. Benim bir hastamın eşi vefat etti. 80 küsur yaşında. Koronadan. Adamcağızı geçen gün ziyaret ettim. Ben bakıyordum o gün. Kimseyi de almıyor yanına. O an öylesine girdim. Girdim. Bir isteğiniz var mı? Baş sağlığı diledim. Elini tuttum. Ben tabii bu arada şunu söyleyeyim. O da koronalı ama ben atlatmıştım koronayı, doğal bağışıklı olduğum için elini de tuttum, maskeli, onu dinliyorum. Hiçbir şey konuşmadım. Anlattı, eşinden bahsetti, ötekini. Bir isteğiniz var mı dedim. Daha ne olsun ki, yapacağınız her şeyi yaptınız dedi. Ben teşekkür etti. Moral, motive, yapayalnız duruyor. Böyle hanımı vefat. Ama ben Zorge tekniğini bildiğim için, ama bunu bilmeseydim, İnanın ilahiyat mezuniyetimden dolayı gelirdim ona. Bakın, bütün dinlerde insana şu moral, ilahiyatta İncil'de böyle. Bunu demeye çalışırdım. Değil. O yüzden Betreuung, Scruff ve Zorge tekniklerini alsınlar. Daha güzel Betreuung olurlar. Evet, buyurun, siz bitirin cümlenizi. Ben bitirdim. Bir ikinci olarak da sizinle biz geçen sene Eren Apliş üzerine yapmıştık. Yine sizin yardımlarınızla ben bir okulda biraz cahil cesaretiyle hemen daha B1'in başlangıcıyla bir okulda çalışmaya başladım. O okulun da tevafuk ihtiyacı varmış. Tam 9 ay bir okulda, haftada 2 gün çalıştım Almanca kursuyla beraber. Daha sonra o bana, o CV'me girdi artık. Çok da güzel bir sertifika verdiler bana. Günümü bile hesap etmişler. Çok faydalandıklarını müdür hanım döşemiş artık. Benim çok çok işime yaramıştı. İlerleyen dönemlerde benim bir sürü yere girmeme, bir sürü programa kabul almama belki sebep oldu. Bundan Yusuf dolayı... Bey, Türkiye'de 2 yıl bir kurumda çalışmanız yerine 5 yıl, 2 yıl Almanya'da bu 9 ay, 6 ay yaptığınız gönüllü, ama bu iş ona bedel. Çünkü burayı, bu sistemi ve bir resmi kurum veriyor. Buyurun. Evet. Yani bu Eren Apliş çalışmayla herhangi bir ücret almamış olsa, ücret ayrı mesele,
Ama bu insanların CV'sinde çok önemli bir yer tutuyor ve çok ciddi bir takdir alıyorsunuz yani bu konuda. Yani ZSORG veya başka bir alanda önemli bir TOEFL bile olsa ama öğretmen kökenlilerin okulda ben tavsiye ederim. İnşallah şu koronayı atlatırız. Mutlaka bir gönüllü çalışmada yer almalarını ben şiddetle tavsiye ediyorum. Şunu unuttum, okul dediniz, Amerika ve Kanada'da vardır da, bakın bu manevi bakım rehberleri okullarda, meslek okullarında ve üniversitelerde manevi bakım rehberleri var. Yani Amerika'da ve Alman üniversitelerinde de üniversite öğrencilerine Seelsorge. Meslek okulda, her okulda var Seelsorge. Bizim Türkiye'de PDR dediklerimiz var ya, aslında burada Seelsorge eğitimi, yani PDR'ciler normalde Seelsorge eğitimi de almış insanlar. Hem pedagojik hem de psikolojik şeyleri biliyorlar. Ve o öğrenci, ama buradaki bir farkı şu, dinlemeniz daha çok olacak ve bazı taktikler. Sonuçta şunu demek istiyorum, okullarda da Seelsorge aranıyor. Bazı okullarda diyor ki Müslüman öğrencilerimiz var, çok kültürlü bir okuluz, bizim okulumuza bir tane Seelsorge alacağız. Bakın bir süre ehrenamtlık yaparsınız, bir yıl sonra mesela Frankfurt'ta Europa Schule var, uluslararası bir okul. Bu yarın bir gün göreceksiniz, 200 sene sonra okullarda çok göçmen öğrenciler var, çok Müslüman öğrenciler var. Okullara manevi rehber Seelsorge alacaklar. Betroyer alacaklar. İşte o yüzden şimdiden kendi, yani bu meslek esasında da şu anda bunu, para kazanılmıyormuş, biz bunu bırakalım deyip artık isteyen bırakır. Biz görevimizi anlatacağımız kadar anlattık. Buyurun Yusuf Bey, bitirelim isterseniz. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Hem katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, hem de verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ben chat ekranında bu Telegram gruplarımızın linklerini paylaştım. Bir de çektiğimiz videoları yayınladığımız, daha sonra istifade olması için YouTube kanalında linkini yayınladım. İnşallah istifadeye şey olur. Ve hepinize teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.